Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Hanımefendi, tebrik ediyorum. Hamilesiniz. Stop! Al! Ne? He? Kızım! Ay bu yine asansör gibi bayılmaya başladı. Bacım bir uyan, bir kendine gel ya. Allah Allah. Ayşe, Kerem iyi misiniz? Biraz paralize mi oldunuz? Ne oldu? Hamileyiz. Hamileyiz. Evet, yeterli bir cümle oldu bu. Bir dakika, bir yanlışlık olmalı herhalde. Erkan Bey, lütfen bir daha bakabilir misiniz siz? Aa yok, bir daha olmaz. Çok tehlikeli olur Ceyda. Ya ablacığım, pazardan meyve karpuz mu seçiyorsun? Ne, muzu mu beğenmedin? Ceyda Hanım, hanımefendi hamile. Sabaha kadar da baksak sonuç değişmeyecek. Yok, bir yanlışlık olmalı. Ben... Hayda. Ya bir dakika ya, durun ya. Oldu, verin aletleri. Bize biz kurcalayalım bir de o zaman. Tövbe. Yeter ya. Çocuğu uyandırıp duruyorsunuz ışık yakıp. Ay hayır yani, ben de bir kere daha bakılması taraftarıyım. Yeter artık, yeter. Tamam. Bakılma falan yok, tamam. Tamam doktor bey, çıkabilirsiniz. Sağ olun, sağ olun. Çıkmadan önce uyarmam gerek. Hanımefendi hamile olduğu için çok fazla yorulmamalı. Tabii, evet, tabii, tabii. Bu arada tebrikler tekrar. Sağ olun, eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Ceyda, bak yavrum, elimizde büyüdün. Kızımız gibisin. Ailen yıllardır bizim dostumuz. Şirketimizde çalışıyorsun. Yapma, senin küçüklüğünü biliyoruz bak. Kızımız gibiydin dedim sana. Ama artık son zamanlarda yaptıkların çileden çıkardı bizi. Yapma kızım. Tamam, yani şimdi senin Kerem'e karşı bir ilgin olabilir. Gayet normaldir ama işi nerelere getirdin be kızım? Yok, Kerem'le Ayşe sahte evlilik yaptı diyorsun. Ben doğru söylüyorum. Muhsin amca gerçekten sahte evlilik yaptılar. Niye inanmıyorsunuz? Kızım yapma ya. Çocuk yok diyorsun, orada bebek çıkıyor. İnanmıyorsun. Kendi doktorun geliyor, evet bebek var diyor, ona da inanmıyorsun. Yapma kızım, kendini evliliğe hazırlıyorsun ama böyle bir evlilikten sana hayır gelmez. Kesinlikle katılıyorum, evlilikten hayır gelmez. Ben de Kerem'e katılıyorum, gelmez yani, hayır gelmez. Ama bunların hepsi senin kabahatin Kerem Efendi. Bak Ayşe ile aranı bozdun, ondan sonra kızın kanına girdin. Yapma oğlum, böyle şey olmaz. Bak hepimiz sevdalandık, aşık olduk, birbirimizin peşinden koşturduk ama sizinki öyle bir hız ki sizin hızınıza kimse yetişmiyor. Yapmayın. Tamam artık. Bu meseleyi burada kapatıyoruz. Vallahi Muhsin amca var ya, helal olsun sana ya. Sen var ya kral adamsın abi. Hayranım ya sana. Ya ben var ya altına imza mı atarım be? Ben de atacağım. Sus lan sırık. Tamam. Vallahi doğru söyledim Muhsin Bey. Bunlar artık barışacaklarsa barışsınlar, küseceklerse de küssünler ya. Anacığım ne küsmesi ya bu saatten sonra? Ya ben artık huzur istiyorum. Huzur. Evet yani bebeğin sağlığı için huzur şart. Ay Samet, biz de gelmişken baktırsak mı? Bu niye doğmuyor ya? Ya Hülya'cığım şimdi karıştırma sen. Biz bir ara gelir baktırırız. Da, bak artık sizin bir çocuğunuz var. Ayşe, Kerem dikkat edin. Artık onun için yaşayacaksınız. Ne yaparsanız yapın onun mutluluğunu mutlaka düşüneceksiniz. Çünkü böyle kaosun içinde büyüyemez bu çocuk. Aa, kendiniz bilirsiniz. İster evlenirsiniz, ister ayrılırsınız. Ben buna hiçbir şey demem. Ama ben bu bebeği murdar ettirmem. Sizden de bir ricam var. Ayşe'nin de üstüne fazla gitmeyin. Bırakın bakalım bir ayrılsınlar, konuşsunlar, neye karar verecekler? Evlenecekler mi yoksa ayrı mı olacaklar? Tamam tamam, doğru söyledin Muhsin Bey, merak etme. Nereye kadar bu pembe rüyalar, anlasana artık ayrı dünyalar. Kalbin kırık olanlara aşktan öte köy yok, anlat sen soranlara. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında?
Yalancı taçlar başında durmaz. Kötü kız olmazsan afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz. Kötü kız olmazsan. Çaylarınızı tazeleyeyim mi? Yok, teşekkürler. Sen biliyor muydun? Bilmiyordum Kerem, nasıl bileyim? Ben düşündüm, karar verdim. Arkadaş tarzı baba olacağım. Ayşe zaten Gestapo gibi, o kurallar koyup duracak, ben biliyorum. En azından ben işin böyle eğlenceli kısmı ile ilgileneyim de çocuk en çok beni sevsin. Of. Ayşe normalde böyle, bir de düşün hamileyken nasıl olur. İyice kaplan kesilir. Şimdi anne baba ayrı zor. Şimdi çocuk başka birini baba figürü seçer. Seni ondan daha çok sever. Ne bileyim, size baba diyebilir miyim Ahmet abi der. Ne diyorsun oğlum? Kim? Ahmet abi kim? Yani işte Ahmet abi ya. Mesela adı oymuş gibi. Sabri de olabilir. Sabri'yi de mahallede çok görecek mesela. Niye görüyormuş abi benim çocuğum Sabri'yi, Ahmet'i falan? Ya tamam işte, sen yoksan görebilir. Yoksa sen varsan tabii ki Kerem baba diyecek yani. Tamam tamam, anlaşıldı. Bu konuları konuşmak için doğru kişi sen değilsin. Benim daha olaya hakim birine ihtiyacım var. Anne. Ayşe anne. Ya ben anne mi oluyorum şimdi? Ayşe kız, Ayşe. Kız bir dur da iki çift laf edelim kız. Ayşe. Ederim ablam, teyzemler, ablamlar hoş geldiniz de. Vallahi dedikoduya yetişeceğim diye bir yerlerinizi kıracaksınız. Aa, Ayşe bize kızmadın sen. Yok, kızmıyorum. Niye kızayım ki? Ne bileyim, ne zaman yanına gelsek dedikodu için böyle gözlerini deviriyorsun, böyle baygın baygın bakıyorsun falan. Oluyor bazen öyle şeyler de, kızmadım bu sefer. Hadi bakalım, sorun gelsin. Herkesi cevaplayacağım, sor. Kız, önce ben soracağım. Durun siz. Tamam. Vallahi önce ben. Bebek Kerem'den mi? Oha abla yani, ayıp sorulur mu bu? Ama Kerem'den. Tabii ki Kerem'den. Peki, boşanmadan önce mi, sonra mı? Ama abla, benim sıramı kaptın, ne oluyor? Tamam, hanımlar sakin. Herkese bak, tek tek cevap vereceğim dedim. Tek tek cevap vereceğim. Bu Kerem'le beni ilgilendiren bir mesele. Es geçiyorum. Bu soruyu duymamış olayım. Tamam, tamam. Biz anlayacağımızı anladık. Ne sıradaki? Peki, bebek aşk bebeği mi yoksa kaza kurşunu mu? Aşk.
Peki evlilik ne zaman? Bilmiyorum. Kerem'le daha konuşmadık. Ama karar verince hepinize söyleriz. Rıza ne diyor bu işe? Ablacığım dedim ya, işte karar vermedik daha. Rıza abim de bir şey demiyor. Çünkü söylemedik. Kararımızı bildireceğiz. Kız, Rıza'dan bahsediyoruz. Rıza'dan. Seni bir tarafa bırak. Ben evlenmeden doğursa bana bile karışır o. Maşallah o ablacığım gerçekten. Yani ama abim bana karışamaz. Benim kararım. Benim bedenim. Ben karar veririm be. Mahallemizin kararı. Bravo. Yürü be. Kim tutar seni? Hadi gidiyorum ben. Hadi. Ablamlar hamile kadınım. Yorulmamam lazım. Ay canım benim. Hadi git o zaman. Hadi. Kız ben gideyim. Benim ihtiyarlar var. Onlara bir haber vereyim. Ay ben de bakkala gideyim. Emine'ye anlatayım. Tamam. Hadi, sen Emine'ye niye söylüyorsun? Sana ne? Sana ne? Kız bir kişi ne olacak? Sor kardeşim. En zor yerinden sor bana. Benim çocuğum olacak değil mi? Olacak be. Hazır mısın? İşte onu bilmiyorum. Abi bir yandan o çocuk için ben elimden gelen her şeyi yaparım gibi böyle garip bir duygu var içimde ama... Canını yerim ben be o duygunu. Ama diğer yandan da... bilmiyorum abi işte sen söyle o duyguyu. Ben de tam olarak öğrenmiş değilim. Ama dediğini anladım yani bana da oldu o. Ha, hadi ya. Ha böyle panik atak geçirir gibi oldum, nefesim daraldı. Ama kimseye çaktırmadım. Şimdi Hülya anlasa... Samoş sen bu çocuğu istemiyor musun filan der, başımın etini yer. Yer ya. Böyle içimde yaşadım o günleri. Yani hala da yaşıyorum be Kerem. Hadi be. Ama şimdi şöyle düşünüyorum. Yani kızım doğduğunda asıl o zaman baba olduğumu anlayacağım. Böyle kızımı kucağıma aldığımda her şey böyle bulanıklaşacakmış gibi... ...gözlerim sadece kızımı görecekmiş gibi geliyor bana. Bir de tabii yani... Kerem biliyor musun ben hala annemin kokusunu unutamadım. Yani kızımı böyle doya doya koklasam sanki annemin de kokusunu alacakmışım gibi hissediyorum. Abi sen var ya... ...çok kral bir baba olacaksın, o kadar belli ki bu. Ama işte ben ya kötü bir baba olursam? Olur böyle şey ya? Sen Muhsin Yiğit Er'in oğlusun, Samet Yiğit Er'in kardeşi. İyi babalık bizim genlerimizde var. Doğru. Ben de o genlere fazla mı güveniyorum acaba? Olursun ya. Olursun ama senin tabii biraz çabalaman gerekiyor. Yani ben mesela her akşam geliyorum, böyle Hülya'nın karnına eğiliyorum. Kızımla konuşuyorum. Ona her şeyi anlatıyorum. Bir nedeni var mı? Niye yapıyorsun? Kerem, ben bu hamilelik sürecini hatmettim. Şimdi bebek... Anne karnında her şeyi anlamaya, dinlemeye, hissetmeye başlıyor. O yüzden de böyle yanında babasının olduğunu bilsin istiyor. Doğru, iyiymiş bu. Şimdi Kerem, yani beni biliyorsun, ben öyle her şeye burnumu sokan bir adam değilim. Ama buna da burnumu sokmadan yapamayacağım. Buyur abi, söyle. Şimdi belli. Yani siz bu evlilik olayında acele etmeyeceksiniz. Ha tabii, acele etmeyin de. Ama... Şöyle bir şey var. Yeğenimi de yalnız bırakma. Babasının yanında olduğunu bilsin. Abi sen hiç merak etme. Senin yeğeninin musmutlu bir hayatı olması için ben elimden ne geliyorsa yapacağım. Hayt be. Yapacağım. Hatta şu an yapmaya gidiyorum. Ha, nereye gidiyorsun? Seninle konuştuğum çok iyi oldu. Sağ ol abi. Kaçtım ben. Aa, benim sultanım da yapıyor. Ayşe Hanım. Merhaba Ayşe Hanım. Doktor Bey. Merhaba. Bir sorun mu var? Evet. Siz de biliyorsunuz ki size yardımcı oldum. Olmayan bir bebeği varmış gibi gösterdim. Nasıl? Ne nasıl Ayşe Hanım? Bari siz bana yapmayın. Hani hamile değilsiniz ya, ondan bahsediyorum. Hamileydim. Hamileyim. Hamile değil miyim? Değilsiniz tabii ki. Siz bunu bilmiyor muydunuz sanki? Bakın, şu anda burada hiç kimse yok. Numara yapmaya da gerek yok. Yok. Evet, kimse yok. Korkmayın. Ben sizin durumunuzu anladım. Özellikle o büyük abinizin korkunç bakışları beni bile ürküttü. Bazen öyle bakar abim, evet. Diğer aile fertlerinin de normal bir tepki vermeyecekleri zaten belliydi. Yani
siz bana yardım etmek için mi hamilesin dediniz? Başka türlü nasıl davranabilirdim ki? Her gün neler görüyoruz, neler duyuyoruz, neler okuyoruz. O anda doğru olanın bu olduğunu düşündüm. Sağ olun. Bakın Ayşe Hanım, bütün gerçeği gidin o sözde bebeğin babasına anlatın. Evet, ben de etik olmayan bir davranış sergiledim, farkındayım. Ama kimse zarar görmesin diye böyle bir inisiyatif almak zorundaydım. Anlıyor musunuz beni? Anlıyorum, anladım. Teşekkür ederim. Yani inisiyatif kullanıp yardımcı... Sağ olun doktor bey. Kaldı ya bu kız, çatlayacağım meraktan. Onlar var ya, onlar yeniden evlenecek, bak görürsünüz. Şimdi kesin bunlar yeni gelinlik falan bakıyorlardı. Ay deme. Yemin ediyorum var ya, o zaman büyük yük kalkar üstümden. Bak, bak ana söz veriyorum. Vallahi billahi gider fakir fukara sevindiririm ha. Sevindirirsin canım. Sen ilk önce şu karşındaki fakiri sevindir. Bir tane burma bilezik alsaydın bu fakir havalara uçardı. Ya siz bir sussanıza. Ben ne diyorum, siz ne yapıyorsunuz ya? Gel kuzum. Gel sana bir çay koyayım. Anneciğim ne çayı ya? O demirler ona lazım. Ben bir süt kaynatayım değil mi? Gel abim gel. Gel geç otur gel. Geç ya otur, bir gel. Kız otursun da öyle arkasına koyarsın yastığı. Gel, gel sen gel. Tamam ya. Ha, şöyle abisinin gülü. Ne yaptınız, ne ettiniz, ne konuştunuz, ne karar verdiniz, ne zaman... Ne zaman abi? Yani daha yeni oldu ya olay. Ben acık yorgunum. Odama geçeyim. Git kuzum, git. Git. Kalmayacak işte kızı. Gördünüz mü? Almayacak işte. Rıza abi sus be. Sus. Ya nasıl susayım ya? Bana bak kız gebe. Bak vallahi günah boynuna olur ha. Bir sus ya. Hı. Ulan bu benim kişisel tarihimde başıma gelmiş en iddialı olay be. Ben nasıl susayım ya? Ben bunu nasıl içime sindireyim, nasıl? Erkut. Hadi sen abini çıkart da bir havalansın. Köpek miyim ben Nazmiye? Ya ne alakası var? Abim gel ya, gel abim. Heh. Hadi gel abim, abim hadi gel. Ya gel bir dolaşalım Allah'ını seversen, bir gel ya. Ne inatçısın ya? Geç şöyle, giy ayakkabını, bir hava alalım ya. Ret bir şey ya, sus Rıza, sus Rıza. Nereye susuyorsun ya? Ondan demiyorum. Ana, neyden? Bir konuşsak mı ya? Yok yok, şimdi hiç ellemeyelim. Biraz dinlensin, sonra ben konuşurum. Ya bir çık hadi, amma sinirlisin ya. Bir çık, bir sakinleş artık. Bak mis gibi yağmur yağmış. Bir temiz hava al, çek şöyle bir nefes içine. Tamam ulan, Allah Allah. Aha! Vay! Kerem hoş geldin ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oo bakayım ya. Ha. Bakayım. Oo! Oh vallahi. Hayırdır Kerem? Efendim? Hayırdır? Rıza abi ben Ayşe'yi merak ettim de geldim. Şimdi bir de çift canlı ya. Bir geleyim göreyim istedim. İyi yapmışsın ya, iyi yapmışsın. Geç kardeşim ya, geç geç tabii ya. Hiç de bak elleri boş gelmez. Aslan eniştenmedim be. Eğit be. Niye gelmiş oğlum bu? Ya abi, bizim kızın çevresinde pervane oluyor bu olan. Sen daha ne istiyorsun anlamadım ki. Niye hala yüzün asık? Asıl ulan o zaman. Hadi gel, gel, gel. Gel, gel. En pahalı markete gitmiş bile, görüyor musun? Poşeti bile ayrı kral be. Terliklerini de böyle atmışlar. Yenge, gel. Hoş geldin. Merhaba yengeciğim. Aa, merhaba, nasılsınız? Rahatsız etmiyorum umarım. Aa, yok, yok. Ne rahatsızlığı ya? Olur mu? Gel. Bak, bak görüyor musun? Gene doldurmuş poşetleri. Bak. Geç otur oğlum, geç. Ayşe gelmedi mi hala? Yok mu? Yok, geldi odasında. Ha, uyuyor mu? Ha, uyuyorsa ben hiç rahatsız etmeyeyim, gideyim. Yok, yok, yok. Uyumuyor Ayşe. Kerem geldi. Alsana şu poşetleri elinden. Hadi çay da demledim. Bunları da yanına koyarız değil mi? Hadi. Gel Erkut bize. Bak Allah şeye be. Mutfağa. Oh, hoş geldin. Canın çekmiştir diye en sevdiğim peynirden de getirdim. Hey Erkut sandviç yapıyordu. Erkut hadi nerede kaldı? Zahmet etmeseydin Kerem. Ayrıca annemin evinde ben hep... Kağıda sarılı peynir mi yiyorum? Fransız peyniri. Kuzu, niye öyle tersleniyorsun ya? Ne güzel çocuk düşünmüş, almış gelmiş. Yo yo, bu terslemeler biraz normalmiş. Olsun olsun, önemli değil. Ne dedi sanki?
Zahmet etme dedi. Ne önemi olacak ki? Ben şimdi bunları dolabın bir kıyısına koyarım. Oradan gün gün çıkarır, yediririm kızıma. Sen hiç merak etme. Annem niye öyle diyorsun? Saçmalamasanız mı acaba? Koy dolapta bir yere. İsteyen yesin değil mi abi? Olur mu kuzum? Sen gebesin. Sen vitamine ihtiyacın var ya. Aa, herkese yetecek kadar var. Olmadı, bittiği zaman ben bir daha alır getiririm. Yok. Ne münasebet dua alıyormuş ya. Biz alamıyoruz mu? Siz de bundan sonra ne istiyorsanız bana söyleyeceksiniz. Tamam mı bacım? Ben alırım. Yo, o anlamda demedim. Estağfurullah. Ne anlamda demiş acaba? Al abim. Al bakalım. Allah seni kahretmesin. O salamı jelatinli sökeydin bari. Ana. Poşet miymiş lan bu? Ben de renkli görünce yenen bir şey sandım ha. Ya Erkut ne yaptın ya? Ayşe'nin peyniri o. Ona katık edilir mi hiç ya? Hmm. Vallahi enişte, kesene bereket. Yemin ederim çok güzel. Ayşe'cim sen de kardeşim bak. Sen de yaptın bacım. Ye ye. Kız sen iki canlısın ye. Yarasın. Oy kuzum benim. Maşallah iştahına kurban. Ne güzel de anne olacak kuzum benim. Ama ne şey yapıyorsunuz ya? Saksı mıyım ben? Normal insan gibi yiyorum, içiyorum işte ya. Alt tarafı şeyiz. İşte. Dediğim gibi. Normal. Bu davranışları. Çünkü ben çok okudum, araştırdım. Hamileliğin bu evrelerinde duygu değişimleri olurmuş. Şimdi bir gün üzülecek, bir gün sevinecek, böyle gelgitli. Yok ben artık dayanamıyorum gerçekten. Abim sağ ol, çok güzel hazırlamışsın da. Bir şey diyeceğim, ben neyim? Ben insan değil miyim? Ha? Ben insan, ben hamile miyim? İnsan mıyım? Ben insanım. Ben Ayşe miyim? Ayşe'yim. Yani ne olacak? Vallahi yeter ha. Of, alt tarafı bir hamileyim yani. Normal. Davranışları normal. Ama ben nasıl baş edileceğini abimden öğrendim. Biliyorum ben. Yalnız size bir şey diyeyim mi? 9 ay böyle bu sinirle bu hamilelik geçmez ha. Git 9 ay kendi evinde yaş o zaman. Tamam oğlum. Kerem sen de git hadi odanıza tatlı tatlı bir konuşun bakalım. Konuşayım değil mi? He? Hadi afiyet olsun size. Yok. Ya yok yok ben dayanamayacağım. Ben dayanamam ki böyle bir şey. Yok benim Kerem'e söylemem lazım. Hemen söylemem lazım bunu artık. Ayşe. Ayşe, Ayşe. Biliyorsun değil mi? Bu süreçte ben ve ailen senin hep yanında olacağız. Hadi gel. Dur, dur. Bir dakika. Dokunma, dokunma. Ha, pardon. Rahatsız olduysam. Kerem, rahatsız olduğum şey o değil. Ben miyim? Sen de değilsin, kendimim. Ben üstünden kalkamayacağım yüklerin hepsini üst üste koydum. Hepsini sırtımda taşıyorum. Problem bu. Kerem, benim sana bir şey söyleyeyim. Anlıyorum aslında. Bu kolay bir şey değil. Nasıl olsun ki? Önce bedenin değişecek. Tam manasıyla gençlikten yetişkinliğe gireceksin. Bir de tahmin ediyorum hormonlar falan, duygusal dengesizlik başlayacak. Kerem, ben hamile kalmasaydım da bu değişimlerin hepsi zaten bende oluyor. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ben doktorla görüştüm. Ha, o konuda ben de çok araştırma yaptım bu süreçle ilgili. Kerem, bir saniye. Bir şey anlatabilir miyim? Sana bir şey söylemem lazım. Önce sen beni dinle. Bak, şimdi böyle konuşuyoruz ya. Yani fısıldasak bile karnındaki bebek bizi duyacak. O yüzden böyle kavga etmeye devam edersek onun için kötü olabilir. Her ne olursa olsun ben buradayım, yanındayım, varım. Her ne olursa olsun mu? Evet, her ne olursa olsun. Kerem. Bebeğimizin yanında olacağım. Dur. Ha. Dokunma. Talih kuşu, talih kuşu. Çocuk geldi mi? Geldi, geldi. Bebek nerede? Ayşe'nin karnında. Ayşe nerede? Kerem ne yan odada? Peki Ceyda nerede? Ceyda yandı, bitti, kül oldu. Ay be. Ulan diyorlar ki bir de Rıza deli be. Neresi deli ulan Rıza'nın? Rıza var ya bal gibi adam Rıza, bal bal. Bu olay içine sindirdi ya, Rıza bal değil. Tereyağı gibi adam, tereyağı gibi yumuşacık bir adam oldu sayenizde Rıza artık. Şşt. Oğlum ne bağırıyorsun ya? Duyacaklar, ayıptır. Erkut, ne konuşuyorlar ya? Gidip bir dinlesek mi? Hadi. Şşt. Ne dinlemesi? Dinleme minleme yok. Oturun çabuk, kırarım kemiğinizi ha. Ya zaten ne konuşuyorlardır ki yenge? Nikahı nerede yapalım, düğün nasıl olsun, konseptini falan konuşuyorlar. Oh be. Ulan var ya, o düğünde öyle bir eğleneceğim ki, öyle bir eğleneceğim ki. Geçen sefer telefonum suya düştü, böyle garip garip şeyler oldu falan. Bu kez acısını büyük çıkartacağım lan. Hadi inşallah ya. Ya şunlar bir evlensin var ya.
Şu çocuk baba evinde bir doğsun. Ondan sonra da Allah isterse benim canımı alsın ya. Tövbe. Tövbe tövbe. Şeytan kulağında kurşun. Niye öyle diyorsun? Yazık değil mi sana? Kerem istemiyorum. Ben senin anlayışını istemiyorum. Ben Ayşe'yim ya. Her zamanki Ayşe'yim. Neyim ben? Bir tek hamile Ayşe miyim? Bir tek benim hamileliğim mi önemli? Evet canım. Öyle düşünmüyorum ben de sadece. Ne ama öyle davranıyorsun. Öyle düşünmüyor olabilirsin belki ama öyle davranıyorsun. Tam olarak öyle davranıyorsun hem de. Kusura bakma benim hatam olmuş. Ama sonuçta çocuğumun annesisin. Ayşe bak lütfen. Alo, annecik ne ararmış beni? Aman da aman, ne tatlı annemmiş bu. Kızım, ben şimdi teyze mi oluyorum ya? Gonca, Gonca bana gelsene ne olur. Bu seninle konuşmam, dertleşmem lazım. Gelirim canım. Tamam, geliyorum. Sağ ol, bay bay. Of. Babacım. Baba. Babacım. Ya bu sormasa ayıp. Bu Ayşe ile Kerem hakkında ne düşünüyorsun sen? Ay Samet, onlar utanmıyor. Sen niye sormaya utanıyorsun? Vallahi pek karışmak istemiyorum ama gönlüm evlenmelerinden yana. Hayır Musi yani. Ay kızı yani kapıdan kovduk. Hamile kaldı, geri bacadan girdi. Yahu içme şu Meret'i, yaramıyor sana. Lanet olsun böyle ilaca. Sana en ihtiyacım olduğu zamanlarda zombi gibi oluyorsun. Vallahi şurubuma dokunma Muhsin. Yani bundan sonra ben bunu içiyorum. Hele o Ayşe bu eve gelsin bak. Ben bu şuruptan ayrılmıyorum. Seni bırakırım bu şurubu bırakmam Muhsin. O kadar. Allah Allah, kadar. Allah Allah. Yahu Ayşe tek başına mı yaptı çocuğu? Biraz da suçu oğlunda ara. Çocuk tek başına yapılmıyor. Vallahi bu evde olay bitmez ya. Daha ya bak uçuyor. Neyse ben bundan sonra hiç kimseye karışmıyorum, bir şey de demiyorum. Kimse de bana karışmasın lütfen. Hayır, ne haliniz varsa görün. Ne haliniz varsa yani. Tamam tamam, görürüz görürüz de sen kalk şu Ceyda'yı ara. Kalbini kırdım kızın, gönlünü al biraz. Ay evet evet, arayın. O deli vallahi kendine bir zarar verir, üstümüze kalır. Ay kızım ya vallahi. Nasıl patavatsızsın, nasıl bir sınırın derecen. Yok bayılıyorum ben. Sağ ol Yelda abla. Ay canım benim, bir şey değil. Hadi sen mi arayacaksın, ben mi arayayım şimdi kızı? Ay Musim, ben ona neyini arayayım şimdi yani? Ben o kızı hangi yüzle arayacağım yani? Ne diyeceğim ben ona telefonu açıp yani? Hayır, peki benim kalbim ne olacak ya? Benim kırgınlığım ne olacak? Benim kim tamir edecek? Mesela benim dağ gibi çocuğum gitmiş o yol. Dağ gibi çocuğum gitti, göz önünde gitti. Heba oldu çocuk. Kalbim ne olacak benim yani? Gel davacığım, gel gel, ben seninle yatağa gidelim. Gel. Yani bu kalp... No, bu kart ne olacak yani? Hadi, hadi. Bütün savaşlar niye kaybedilir biliyor musun Ceyda? Ceyda'cığım, annen bir şey sordu. Niye kaybedilirmiş bütün savaşlar? Rakibini hafife aldığın için. Sen bu Ayşe denen kadını çok hafife almışsın kızım, hem de çok. Anne bak ben ne haldeyim, sen bana ne anlatıyorsun? Baba lütfen anneme bir şey söyleyebilir misin? Kızın üstüne gitme hayatım. Biliyorsun çocukken de böyleydi. Hatırlıyor musun? Lisede burslu bir kızcağız vardı. Hor görüyordu. Onu geçerim diyordu ama geçemedi. O kız birinci, bizimki ikinci olmuştu. Tabii. Demek ki ruhunda ikincilik varmış. Ya ben size inanamıyorum ya. Neyim ben,
Fatmine ama neden bana böyle yapıyorsunuz? İkinci falan değilim, ikinci falan değilim diyorum. Ayrıca benim daha gerçek yüzümü görmedi kimse. Öyle bir değişeceğim, öyle bir değişeceğim ki herkes gününü görecek. E göreceğiz bakalım. Yani böyle şaşkaloz gibi ortalarda dolanma da. Bak hala Kerem'i arama peşinde. Kızım daha çok kaçırtacaksın çocuğu. Baba ben Kerem'i falan aramıyorum. Amerika'yı arıyorum. Kimi arıyorsun Amerika'da? Canımı yakanların canlarını nasıl yakacağımı çok iyi biliyorum ben. İşte onu arıyorum. Bu keyfin üstüne de süt iyi gider diye düşündüm. Hayırdır Sametciğim, sen neyi kutluyorsun? Ya bu Ceyda olayının bitmesine çok sevindim. Yani o mahiyette içine kakao bile koydum kutlama için yani. Ah Sametciğim, ah. Kerem yine gündemde. Kerem yine bombayı patlattı. Kerem yine bir numara. Ama sen mutlu ol. Ya sen hiç soruyor musun kendine? Baban şirketi niye sana değil de Kerem'e yönettiriyor diye? E ben çekildim. Babam ona verdi. Ah Sametciğim. Sen büyük resmi göremiyorsun. Çünkü Kerem ne yaparsa yapsın hep gündemde oluyor Sametciğim. Kerem evleniyor olay, boşanıyor olay. Nişanlanıyor olay, ayrılıyor yine olay. Ya Kerem eski karısına hamile bırakıyor yine olay, olay, olay. Adam her zaman ilginin odağında. Dünya her zaman Kerem'in etrafında dönüyor. Öyle bir şey var tabii yani. Biz de yapalım Samet. Neyi? Ya ilgiyi biz üstümüze çekelim, sansasyon yaratalım Samet. Ya ben neredeyse doğuracağım, kimsenin umurunda değil Samet. Evin ilk gelini mi doğuruyor, evin kedisi mi doğuruyor belli değil ya. Neden? Çünkü Ayşe ile Kerem yine gündemde, yine ilgi onların üstünde. Bu düzen böyle gitmez. Sultanım, şey anlamadım ben senin kafanın içindeki o canavarlar ne söylüyor ben anlamadım. Samet sen anlama zaten. Ben ne diyorsam onu yap, tamam mı canım? Boşan benden. Ay, ne diyorsun sen? Ben anlamadım. Ne diyorsun Hülya sen? Ya Sametciğim dur, bak kendine gel, tamam mı? Biz gerçekten boşanmayacağız. Hani boşanıyormuş gibi yapacağız. Say mı? Yok, saydan değil işte. E nasıl? Sen şu sütünü bırak da ben bir doğru düzgün anlatayım. Biz saydan evli kalacağız, saydan boşanıyoruz sanacaklar. Allah Allah, akşam akşam hayırdır? Efendim Rıza? Alo, Muhsin amca kusura bakma bu saatte rahatsız ediyorum ama konuşmamız lazım ya. Estağfurullah, tabii tabii. Ne oldu, hayırdır? Ya ne olacak bizim bu çocukların hali? Bir şey de demiyorlar. Vallahi ben de bilmiyorum ki ben Rıza, ne diyeyim? Ya Muhsin amca bak, biliyorsun ben öyle rahat adam değilim. Yani karışmayayım, karışmayayım diyorum ama... Vallahi bak huzurum kalmadı ha. Al benden de o kadar. Sen en iyisi sakın sinirlenme, hiçbir şey yapma. Biz yarın annen sen ben oturalım bir karar verelim, olur mu? İşte kaçışım yok benim Gonca. Bu yalan bir ömür boyu peşimden gelecek yani, kaçışım yok. Bak kıyamam, Kerem geliyor böyle karnıma falan dokunuyor, içim cız ediyor. Ben ona böyle bir yalan söyleyemem. Ben yalanlarla yaşamaktan bıktım artık ya, bağırmak istiyorum. Kerem'in halini düşünemiyorum. Volkan bile çok sevindi ama Kerem duyunca çok üzülecek. Yani evet, üzülecek. Yani belki de üzülmeyecek, belki rahatlayacak. Belki Amerikalılardan gelen teklifi kabul edecek. Yok canım, o kadar da değil. Yok yok, bilmiyoruz ki. Ne hissettiğini tam olarak bilmiyoruz, emin değilim ki. Belki sevinmedi. Belki seviniyormuş gibi yaptı Gonca. Abartma ya. Ay nasıl abartma? Kerem öyle bir çocuk mu? Ya bu çocuğa hazır değilim diyemez ki. İstemiyorum diyemez ki. Hayır, kan kusar. Yine de sevinmiş gibi gözükür. Onu burada bağlayacak hiçbir şey olmayacak işte. Yani her şey dediğin gibi olursa evet, bağlayacak bir şey olmayacak. Kerem gider. Yani kesin gider. Zaten sadece bebekle ilgilendi. Yani benimle ilgilenmedi ki hiç. Ya ne yapalım? Canım giderse de gider. Gitmek istiyorsa gitsin. Hayallerinden vazgeçmesin. Yarın ilk iş. Gidip Kerem'le konuşacağım. Hamile olmadığımı söyleyeceğim ona. Annenlere ne diyeceksin peki? Herkes senin ağzından çıkacak tek kelimeyi bekliyor. Yani ben gideyim bir Kerem'le konuşayım da... ...diğerlerini sonra hallederiz.
Ne saçma sapan şeyler yazıyor ya. Arkadaşlar merhaba. Karım hamileliğin ilk ayından itibaren ona dokunmama izin vermiyor. Elini bile sıkamıyorum, bağırıyor. Aynen benim de. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir şeyler önerirseniz çok mutlu olurum. Ne önermişler? Ta ucu dokunma terapisti. Neymiş ki bu? Gezegenlerin ve yıldızların dizilimi hamile kadınlar üzerinde dolunay... Evet. Evet, bak bu önemli. Ha, demek iyi geliyormuş. Tamam Ayşe, ben senin ilacını buldum. Bu muydu Kerem, bu muydu? Dokunma terapisine mi getirdin bizi? Ne işimiz var bizim burada? Şimdi şu işimiz var Ayşe'cim. Ayşe'cim mi? Gıcık gıcık Ayşe'cim deme Kerem. Ayşe'cim ne? Ayşe'yim ben, Ayşe. Çocuğumun annesi. Onu sakın söyleme. Onu hiç söyleme. O zaman dinle. Eğer hamileliğin süresince sana dokunamayacaksam... Hı. ...bebeğe de dokunamam. Nasıl ki 0-3 yaş çok önemli, anne karnı da önemli. Bebek babasını da hissetmeli. Vallahi öldüreceğim kendimi ya. Öyle konuşmuyoruz. Neden? Çünkü bebek duyar. Ben bunları araştırdım. Bebekler böyle zehir gibi olur bu yaşta. Oo, şimdiden o bayağı kelime biliyordur. Sözlerimize dikkat edelim. Sözlerimize dikkat edelim. Neyimize dikkat edelim Kerem? Ne dedim ben şimdi? Biraz metanetli ol biraderim. Normal bunlar. Normal, normal, normal. Tabii ben biliyorum, normal. Efendim, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Babacı her yerden çıkıyor mu? Çok marifetli adam. Aman, sizinle tekrar görüşmek ne güzel. Efendim, Kerem Bey'le Ayşe Hanım'la ahbaplığımız çok eskiye dayanır. Tabii canım, bayağı eski ya. 3-5 ayımız vardır. Efendim, hepiniz Ayşe Hanım'ın ne kadar gergin olduğunu, böyle pasif agresif davranışlarını ve sürekli savunmada olduğunu fark etmişsinizdir. Tıpkı diğer anne adaylarımız gibi. Efendim, hiç kimse merak etmesin. Dokunma terapimiz sona erdiğinde buradaki çiftlerin hepsindeki ten uyumu maksimum olacak. Böylece rahat rahat dokunabileceksiniz. Ay! 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 Ay bu sen şuna bak Allah aşkına, şuna bak nasıl mini minnacık bir şey. Bir bak ne olur ne olur bak Allah aşkına bir bak nasıl güzel değil mi? Ay seni tatlı şey, seni tatlı şey seni. Evet ya, domates görüyorum Yelda, Allah Allah ya. Ya şimdi dur bakalım burayı, tamam mı? Sonra seni yiyeceğim. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın, günaydın, günaydın. Baba, babacığım şimdi... Demet kızım, şeye baksana Kerem'e, hala odasında mı, kalkmamış mı? Kerem Bey erkenden çıktı efendim. Allah Allah. Ya bu çocuklar bu habere sevinmediler mi ya? Ay. Samet. Efendim? Ay Samet bak şuna bak bak. Hülya bak Allah aşkına. Şu domatesin güzelliğine bak. Ay yerim seni. Afiyet olsun Yelda ablacığım, afiyet olsun. Ay ay ay. Samet. Söyle vallahi çığlık kadarıma. Söylüyorum. Baba. Baba biz boşanıyoruz. Allah Allah ya. Ben acaba Kerem'in yanında daha mı fazla kalmalıydım, onunla ilgilenmeliydim? Bu çocuklar bu bebeği istemiyorlarsa... Eyvah! Ay Muhsin! Muhsin duydun mu ne diyorlar? Duydum Yelda, duydum, duydum. Sen kahvaltına devam et hadi. Ben de kalkayım, hadi bakalım. Şimdi... Ay Samet, bir daha söyle. Baba, biz boşanıyoruz. Ya evladım, bırakın çocuk gibi şaka yapmayı Allah'ını seversen. Zaten kardeşinle uğraşıyorum, ne yaptığı belli değil. Bırakın şaka yapmayı ya. Hadi ben odamdayım, doydum. Hadi güle güle. Güle güle, görüşürüz hadi. Skandal. Nesi şaka bunun ya?
Samet sen bunu gülerek mi söyledin? Bak vallahi o mimiklerini kopartırım seninle. Sultanım vallahi gülmedim işte gördün söyledim. Ayol siz böyle bu ne boşanması böyle? Siz böyle 100 yıllık kapısınız ayol. Size ayrı ayrı kim ne yapsın? Kim ne yapsın Allah aşkına? Ne yapsın mesela sen tek başına ne yapsın mesela? Seni ne yapsın mesela değil mi? Hadi afiyet olsun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Benim sorun ten uyumu falan değil hocam. Gıdıklanıyorum. Gıdıklamıyorum efendim. Dokunuyorum. Parmaklarım naifse bu benim suçum. Bakın bu parmakların ne suçu var? Kainatın tüm terapistleri gelse yine dokunmam ben buna. Gıdıklanıyorum. Gıdıklanmıyorum efendim. Bakın. Sakın, sakın dokunma bana. Ayşe görüyor musun ne dertler var? Neyse. Hepinizi dinledik. Teşekkür ediyorum. Hayır hayır. Ayşe'nin sırası. Onu dinlemedik. Siz benim gözümde o kadar okey bir çiftsiniz ki unutmuşum efendim. Haklısınız. Neyse şöyle tamam buyurun ortaya gelin. Hem diğer arkadaşlara örnek olursunuz. Buyurun. Hadi hadi. Hocam ya siz de bizde kafayı bozdunuz ha. Yok ben kalkmam. Gel gel gel. Gel. Evet. Ayşe'ciğim. Seni biraz hamilelik agresifleştirmiş mi ne? Ne alakası var hocam? Katil olacağım. Katil. Evet. Dokunmak. Şefkatin, tesellinin, güvenin, dostluğun ve arzunun eylemi. Bir insanın sevdiği birine teması. Bir kelebeğin kanat çırpması. Ayşe'ye afaganlar basması. Kerim'in her şeyi çözecek olması, Ayşe'nin hiç merak etmemesi. Efendim, bebekler daha anne karnında her şeyi duydukları gibi... ...biliyorum, duyuyor. Ebeveynlerinin arasında bir ten temasının olmadığını da duyarlar. Bebekler hissederler. Ayşe Hanım... Tıpkı şu an karnınızdaki bebeğin babasının ne denli anlayışlı bir insan olduğunu hissettiği gibi. Demek ki bebeğim yanlış hissediyor. Bebekler her şeyi hissetmezler. Ayşe haksız değil aslında. Ben eskiden çok bencildim. Anlayışsızdım. Anlayışsızdım, doğru. Ama eğer biz bu bebeği birlikte büyüteceksek, ona iyi ahlakı öğreteceksek... ...önce bizim öğrenmemiz lazım. Şimdi de tribünleri oynamayı öğretiyorsun. Sevgiyi, şefkati ve dostluğu öğretiyor Ayşe'ciğim. Hadi ne yapacaksak yapalım. Hadi gidelim. Seni biraz sabırsız görüyorum Ayşe'ciğim. Evet efendim şimdi sizden birbirinize dokunmanızı istiyorum. Ne? Çekilmeyin dokunun dokunun. İşte bu. Hadi gidelim. Yaptık, bitti, oldu. Ama sen yapmadın. Hayır, o yapmadı. Evet. Onun da sırası var. Ayşe'cim seni biraz nazlı da görüyorum aynı zamanda. Hazırım, hazırım. Dokunuyoruz mu? Tamam. Hazır mısın? Bitti. Hadi gidelim. Ama bir dakika. Bir dakika Ayşe'cim. Seni bugün bir hayli böyle... ...ruhsuz, isteksiz, bir hayli tutuk görüyorum. Anladım hocam, anladım, anladım. Ne yapıyoruz, ne yapayım o zaman? Efendim merak etmeyin. Bizde çare tükenmez. Şimdi yeni uygulamamıza geçiyoruz. Oyunun o tedavi edici gücünden faydalanacağız. Oo. Ne yapıyoruz bununla? Ne diyorum? Ha. Takıyorum. Güzel. Ayşe'cim şimdi senden o biraz önce elimde görmüş olduğun mendili
ben Kerem Bey'in vücudunda bir yere saklamış bulunuyorum. O mendili bulmanı istiyorum senden. Sakladım derken? Gözlerinin kapalı olduğunu düşünecek olursak yani. Değil mi? Evet Kerem'ciğim sen de bu arada lütfen gözlerini kapa ve Ayşe Hanım'ı o mendili bulması için o yere beden enerjine yönlendir. Bugünkü çalışmamız da böylece sona ermiş buluyor. Ayşe'cim, ben nasıl da pamuk gibi oldun? Hı? Ne geldi benim başıma ya? Hay böyle kokoman kuşu gibi oturacak mısın bütün gün Ceyda'cığım? Anneciğim bak dur sakinleşmeye çalışıyorum, ağlamamaya çalışıyorum, düşünüyorum. Düşünüyorsun da bütün gün ne düşünüyorsun acaba? Ha? Anneciğim çok derin düşünüyorum, çok derin düşünüyorum tamam mı? Eğer bir izin verirsen. Kenar mahalle güzeli, kaptı lokum gibi çocuğu. Sen hala otur Amerikalıların gelmesini bile daha çok beklersin. Hayır, yani annen olduğum için uyarmak zorundayım. Gittin o gün çocuğa, saygı duyuyorum, çocuğunuza da bakarım falan dedin. Dedim anneciğim, Ben mesela hayatım boyunca hiç kimseye saygı falan duymadım. Sen nereden çıkarıyorsun bu saygı işini? Gitti lokum gibi damat, gitti bay bay. Anne, sen hiç böyle buralarda bir yerde böyle mutlu son yazdığını görüyor musun? Görüyor musun öyle bir şey? Yok ayol, nereden göreceğim? Yok öyle bir şey. Göremezsin çünkü öyle bir şey yok, yok öyle bir şey. Daha sona gelmedik anneciğim, sen hiç merak etme. Daha sen benim küçük dokunuşlarımla Ayşe'nin hayatını nasıl dağıtacağımı bilmiyorsun. Hatta bak dokunuyorum şu anda. Yapıyorum dokunuşlarımı. Kubicim. Selam canım. İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Mersi şekerim. Ya bir şey söyleyeceğim. Bayağıdır sende şöyle bomba gibi bir haber yok. Ama bende var. Senin için. Karşılıksız bir yardım tabii. Anlatayım mı? Aferin. Anlatıyorum o zaman bak iyi dinle. Ceyda. Nasıl? Beni böyle beğendin mi? Ceyda ben yaptıklarım için çok üzgünüm. Senin için bir önemi yok ama işte söyleyeyim istedim. Kızın olduğunu da biliyorum. Ne kadar kızarsan haklısın. Ama durumu daha fazla kötüye taşımanın ikimiz için de bir faydası yok. Boş yere gözlerini kaçırma Kerem. Ben çok düşündüm. Tüm gece ağladım ve düşündüm. Sen aslında yapılabilecek en iyi şeyi yaptın. Yani ortada bir çocuk var. Başka ne yapabilirdin ki? Ben kabul etmek istemedim ama sen alınabilecek en doğru kararı aldın zaten. Bundan sonra benim sana saygı duymaktan başka bir çarem yok. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Daha iyi olacağım. Sadece kusura bakma ama haklı olarak biraz sinirlendim. Ve evet, rezillik çıkardım. Şimdi düşününce çok üzülüyorum, çok üzgünüm. Ceyda, ben seni tanıyorum. Tabii inanmayacaksın. Sen bilirsin, istemiyorsan inanma. Ama bak ben... Yapılacak ne varsa yaptım. Benim artık yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Hani sen bir karar almıştın ya. Kendini işine verecektin ya. İşte benim planım da bu. Kendimi işime vereceğim. Madamının iyiliği için çok çalışacağım. Sadece
Tek planım bu. Bunu bil isterim. Sağ ol. Yani iyi düşünmüşsün o anlamda. İş için iyi düşünmüşsün. Tabii bu durumdan moda mı kazançlı çıkar? Tamam. O zaman ben işimin başına döneyim. Baksana Kerem ne kadar mutlu görünüyor. Bebek olmadığını öğrendiği an yıkılacak. Yani belki de öyle olmayacak Ayşe. Yani bilmiyoruz anladın mı? Belki rahatlayacak adam oh diyecek ya. Belki omuzlarından bir yük kalkacak yani. Bunlar erkek. Ne tepki vereceklerini tahmin edemeyiz yani. Öyle derler böyle yaparlar. Bu sabah dokunma terapisine gittik. Dokunma terapisine mi? Şimdi Kerem benim karnıma dokunmak istedi. Ben de izin vermedim. Böyle dur falan deyince o da hamilelikten zannetmiş. İnanmıyorum ya. Kerem bildiğim bütün problemleri çözmeye çalışıyor. Bu bebeği çok önemsiyor ya. Hayır sadece bebeği mi önemsiyor? Yoksa beni de önemsiyor mu hiç anlamıyorum. Hamile olmadığımı söylediğimde Kerem'i kaybedeceğim diye çok korkuyorum. Ama öyle ya da böyle söylemen lazım. Yani battıkça batıyorsun iyice karman çorman bir hale bulursun söyle. Kızım zaten dünden beri göğsümde resmen bir öküz oturuyor. Benim gidip Kerem'e her şeyi söylemem lazım. Rahatlamam lazım. Bu durumu çözmem lazım. Hayır şimdi söylemezsem Amerikalılardan gelen teklifi de kaçıracak. Gidiyorum. Go. Konuşacağım. Gidiyorum. Kerem. Gel gel. Gel. Gel şöyle geç. Ayakta kalma otur. Geliyordum zaten. Heh. İyiyim. Yok. Sonra yorulursun bebek üzülür. Bebek üzülür mü? Nasıl yani? Yorulduğum için mi? Evet. Ben annemi bugün çok yordum diye suçluluk psikolojisine girer Ayşe. Ama ne bileyim ben de ilk defa baba olur. Sen gül gül. Dalganı geç. Benim kadar her şeyi böyle ince detayına kadar düşünen bir baba bulabilir misin? Ha? Ben de öyle düşünmüştüm. Kerem benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Biliyorum ne söyleyeceğini. Birazcık sakin ol diyeceksin. Bu terapiler, başka şeyler, gerildik diyeceksin. Ama kusura bakma sakin olamam. Sen orada rahat mısın? Gel böyle otur istersen. Ya hayır. Kerem rahatım, iyiyim. Bak ha. Yaslandım, oturuyorum. Ama önemli. Nasıl oturduğun çok önemli. Kim? Ha, bacak bacak üstüne atma. şey diyeceğim. Bizim çocukları aradım. Volkan'la Mete'yi mi aradın? Volkan'ı niye arıyorsun ki? Hemen şurada. Yok ya, onlarla işim olmaz benim. Bu çoluklu çocuklu insanları aradım. Bu hamilelik dönemiyle ilgili bir takım tüyolar aldım. Çok önemli şeyler söylediler. Böyle bir sohbet grubu kurduk. Orada çok faydalı bilgiler dönüyor şu anda. Sonradan da fark ettim, internette bu konularla ilgili bayağı bir site varmış. Ha bak bak. Bebek sitelerine baktın. Evet. Çocuklu ailelerle konuştun. Kerem sen onlara selam bile vermezsin normalde. Aa evet, o eskiden de artık. Dediğim gibi bu sohbet gruplarına çok faydalı bilgiler paylaşıyorlar. Seni de dahil edeceğim o gruba. Çocukların fotoğraflarını da paylaşıyorlar. Ben şimdiden çocukların karakter analizini yaptım. Yani bizimkisi hangisiyle arkadaş olur, hangisiyle olmaz. Şimdiden ben notlarımı alıyorum. Kerem sen bebeğimizi arkadaş mı seçiyorsun? Evet. Arkadaş önemli. Kiminle arkadaşlık ettiğin çok önemli. Kerem. Sadece onları da konuşmadık. İşte hangi doktorlara gitmişler, hangisi iyi, hangisi kötü, bunlarla ilgili de bir takım tavsiyelerde bulundular. Ben internetten de araştırdım. Ama sana da sunarım. Sen de hangisi içine siniyorsa bana söylersin. Gel Feza, gel. Kerem Bey. Buyurun. Teşekkür ederim. Feza boşdaysa ver şunu. Hayır, hayır, hayır. Sana yok. Bana olmaz. Niye? İçemezsin. Hayır Feza, çek, çek. Çay, kahve bunlar hamile insanlara zararlı. Kerem, yani... Ama sana özel kafeinsiz çay da aldım. Sen bana özel çay mı aldın? Evet. Oraya kafeinsiz çay koydum. Sen Ayşe Hanım'a ondan yapsana. Ay hemen getireyim ben ya. Ayşe Hanım ister misiniz? Şey, yok, yok, yok Feza. İçmeyeceğim ben, gidiyorum zaten. Söyleyemedim Gonca. Her şeyle o kadar güzel ilgilenmiş ki.
bir sürü şey araştırmış. Kerem bir de bebekle çok ilgileniyor. Yani aslında sadece bebekle ilgileniyor desem yeridir. Eğer hamile olmadığımı söylersem onu tamamen kaybedeceğim. Canım, yani olmaz ki böyle de. Aa, olmaz tabii Ayşe'cim, lütfen. Bırak kahveyi bakayım. Niye bırakıyorum ya Volkan? Allah Allah, ben bir şey içemeyecek miyim ya? Canım kahve içmek istiyor, çay içmek istiyor. Ben de insanım, içmek niye alıyorsun elimden bardağımı? Muzlu süt iç, muzlu süt iç. Ama onu da Kerem'e sor. Çünkü o bu tarz konularda çok bilgili. Bebişimize ne iyi gelecek, ne iyi gelmeyecek babişkosu bilir değil mi bebişçik? Çek. Ne yapıyorsun Volkan? Bir çek elin kolunu ya. Aşkım, canım. Darlama bizi. Hadi kalk, kalk bakalım. Git bir. Hadi, ya, hadi. İyi de ben yeğenimi sevemeyecek miyim ya? Nasıl gidiyor Ayşe? Tekme atıyorum böyle, arada yumruk dönüyor mu mesela? Allah, hissediyor musun onları yavaş yavaş? Ya tabii, haftaya doğuracağım Volkan. O kadar büyüdü ki bebek. Ne olur iyiyim. Hadi git. Kovsaydınız be. İyi, iyi, iyi diyor bak, tamam mı? Hadi aşkım, bizim böyle konuşacak kadınsal meselelerimiz falan var. Hadi git, rahat bırak bizi, darlama bizi. Tamam, tamam. Görüşürüz. Of ya. Ne? Canım, bak içinden çıkılmaz bir hal alıyor bu durum. Söyle artık. İçmiyorum ya, kahve de içmiyorum, çay da içmiyorum. Hiçbir şey içmeyeceğim ben. Şeydeyim, ortak alandayım. Muzlu süt getireyim mi? Elda, bunu bir düzeltsene be canım. Ay. Ay Muhsin. Ay vallahi çok yakışıklı olmuşsun. Süper yakışıklı olmuşsun ama sana bir şey söyleyeceğim. O son düğmeyi bence bağlama yani. Ne? Bak gel bak, gel göstereyim bak. Bana bak. Ay sen ne güzel adam olmuşsun Muhsin. Vallahi çok yakışıklısın ama bana bak. Bak şimdi şu kravatı böyle geliyor. Ne yapıyorsun ya? Şu kravatı birazcık şöyle genişlettin be. Bak şu düğmeyi de. Şu düğmeyi aç, aç, aç. Ay dur aç abi. Ha. Kendine bak. Muhsin valla bir bak. Allah'ını seven sen. Ay o böyle, böyle tam serseri yakışıklı adam. Böyle havalı erkek oluyorsun Muhsin. Hay Allah'ım, başladık yine ya. Ay Muhsin. Ya da böyle spor araba kullanan böyle yaşı geçkinler gibi falan da olabilirsin. Yani bana bak, ben her türlü arkandayım. Ben başarılı erkeğin arkasındayım Muhsin yani. Nihayet delirdin Yelda. Nihayet delirdin. Ay ne delireceğim ya. Vallahi babaanne oluyorum bak, çok güzel bir şey. Samet, tam zamanı. Babama boşanıyoruz diyelim, bombayı patlatalım. Şu kaostan biraz da biz beslenelim Samet ya. Madem bu krizler fırsata dönüyor, biz de döndürelim, biraz ekmeğini yiyelim. Yapalım, yapalım sultanım da benim aklım fazla şey etmedi yani. Sen beni yönlendirsem. Tamam, o iş bende. Hadi bakalım. Ha babacığım, durun orada kalın. Kalır mısınız? Dur baba. Tamam durdum kızım, ne var söyle. Söylüyorum babacığım. Ama siz şu dil altı hapınızı falan bir hazır eder misiniz? Ha, iyiyim kızım ben, söyle ne söyleyeceksen. Söylüyorum. Ya babacığım ama siz bir sıkı tutunun, bir yere tutunun. Vazo falan var şurada. Ya Allah Allah, ne söyleyeceksen söyle kızım hadi. Hülya, babam sinirleniyor. Fark ettim Samet. Giriyorum konuya. Babacığım, biz Samet'le bir karar verdik. Ve bunu da artık sizin öğrenmeniz lazım. Tamam. Babacığım, biz Samet'le boşan... Ay bu çocuklar, Ayşe star olmuş. Ne diyorsun sen Yelda? Babacığım, ben bir lafımı bitirseydim... Vallahi star olmuş. Ayşe Muhsin bir bak. Gel. Ünlü iş insanı Kerem Yiğiter'in eski eşi Ayşe Özkayalı hamile. Dur. Peki bebeğin babası Kerem Yiğiter mi yoksa Ayşe Özkayalı'nın eski sözlüsü Ömer mi? Az sonra. Yuh artık ya! Skandal! Çocuğun babası kim diyor? Yuh be! Rezalete bak! Ay! Ay Muhsin! Aa baba! Dedim ben ama dil altı hapınızı hazır edin demek, diye ya. Demek kolonya gitti, kolonya! Kolonya nefes alalım. Bu kadar olmaz ya! Ama nefes alalım. Çocuğun babası kim diyor ya? Duymadınız mı ya? Muhsin dur! Ay! Peki bebeğin babası Kerem Yiğiter mi yoksa Ayşe Özkayalı'nın eski sözlüsü Ömer mi? Ne dedi lan o? Kerem Yiğiter ne dedi lan o? Ömer'den mi dedi lan o? Dedi vallaha. Terbiyesizler. Terbiyesizler. Duyulursa biteriz. Ya daha ne duyulacak yenge ya? 80 milyon duydu işte. Duydu değil mi? Bunu demiyor Merkut.
Onu demiyorum Erkut, onu demiyorum. Rıza duyarsa biteriz diyorum Erkut. Koş, koş git Erkut. Ya ne koşması, uçarım ben. Koş, bak. Arkadan geliyordur o. Sakın, duymaması lazım. Duymaması gerekiyor. Allah'ım, Allah'ım. Çocuğum babasız kalacak Allah'ım. Lan niye izlettin oğlum bunu bana, niye? Kötü niyetim yoktur Rıza abi, affet beni. Affet abi, kes lan. Abi yeri gelmişken, şimdi şu sorunun cevabını arıyorum da. Mesela haberler Ömer'den de olabilir dedi ya. Ne diyorsun oğlum sen? Gel lan buraya. O zaman benden de olabilir mi mesela, onu merak ediyorum. Öldürürüm lan seni. Oğlum ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ben niye öldürmedim lan seni? Gel lan buraya. Gel. Elini tutuşun da. Elini tutuşun, salavat getirin, yeni bir şey deneyeceğim sizin üzerinizde ya. Salavat getirin onu. Oğlum bu polis hangi gitti artık? Abi polis ya. Abi bu götürmeyin. Götürmeyin. Tutturmayın. Götürmeyin. Abi bırakma. Tamam. Abi götürme ya. Kaç kere götürdünüz bu herifi? Allah kahretsin, çok geç kaldım ya. Götürüyor abi, götürüyor. Abi. Ulan sana, ulan senin yüzünden lan! Niye götürsün lan abim yoksa? Kerem Yiğiter ve Ayşe Özkayalı'nın konuyla ilgili sessizlikleri, bebeğin babasının eski sözlü Ömer olma ihtimalini güçlendiriyor. Hey Allah'ım ya! Bir daha baştan alayım mı, bir daha izleyelim? Kapat, tamam. Yani, benden duy, başkalarından duyma diye izlettim Buro'cum. İyi yaptın. Ben bu saçmanın yayılmasına üzüldüm şimdi. E tabii. İsminin böyle bir haberde geçmesi şimdi... Yok, benlik bir şey yok. Benim adım ne haberlerde çıkmış da... Şimdi Ayşe duyarsa etkilenecek. Bebek daha kötü etkilenecek falan. Ondan korkuyorum şu anda. Üzülür tabii. Rıza abi duymasa bari. Ya şimdi hamillik stresinin üzerine bir de bu binecek. Zaten çok hassas şu sıralar. Boşa bırak! Dur! Ayşe, önce bir Kerem'le mi konuştun acaba? Olmaz Gonca, olmaz. Ben ipimi kopardım artık. Parçalayacağım mı kızı be? Oğlum, bir bak, sen akıllı bir kadınsın, sakin bir kadınsın. Duruşunu bozma, duruşunu bozma. Bebeğini düşün. Tamam. Gonca. Ya Gonca, benim bebeğim mi var? Ya benim bebeğim mi var? Yok, birden ağzıma çıktı. Gonca, sakın yoluma çıkma. Vallahi seni de parçalarım. Ceyda! Bebeğin babasının eski sözlü Ömer olma ihtimalini güçlendiriyor. Başı alayım mı? Al yavrum, al. Tadını çıkara çıkara izleyelim. Aferin kız, saklamadın benim. Anneciğim, tut. Benim saklamam lazım, bir şeyler yapmam lazım. Ne oluyor Ceyda'cığım? Ayşe geliyor ya, bu ablam şimdi yine beni dövmeye kalkar, saçım başımı yolmaya kalkar, ben kaçıyorum. Ceyda! Ceyda! Yaklaşma sakın! Sakın yaklaşma, anne gel! Ceyda! Babası belli değil, ne demek ya? Babası belli değil, ne demek? Benim hamileliğimi yaymak sana mı kaldı? Ben hiçbir şey yapmadım, bana ne senin hamileliğinden? Seni geberteceğim! Ay! Bırak kızımı, çatlak kadın! Teyze çekil önüm! Ay! Çekil! Ay! Ay! Çok fena olur. Ha. Gel buraya, buraya gel. Gel buraya. Buraya gel dedim. Ne mi oynuyor lan? Cenk, yaklaşma diyorum. Ay durun. Kerem! Gel. Çekil dolayı baba. Çekil. Atacağım bir şeyler. Ne oluyor ya? Ne oluyor Ayşe? Ne yapıyorsunuz? Bebeğe zarar vereceksin. Kerem, bir bırak. Ceyda ne yapmış biliyor musun? Magazinlere meze etmiş beni, terbiyesiz. Bebeğin babası kim belli değil falan diyor. O yapmadı. O mu yapmadı? Nasıl o yapmadı ya? Nereden biliyorsun onu yapmadığını sen? Hay mantıksız konuşuyorsun ya. Bu hikayede bana zarar verecek biri varsa, bana biri bir kötülük yaptıysa onu Ceyda yapmıştır. Hikaye falan ne diyorsun sen ya? Dizimi çekiyoruz biz burada. Delirdin iyice. Ya seni vallahi geberteceğim. Ceyda sus bak, yine saldıracak. Geç yerine. Bana bak. O bir şey yapmazsa şimdi ben yapacağım. Sus. Tabii. Lütfen sakin ya. Tamam, kim yaptırdıysa yaptırdı. Herkes biliyor zaten şirkette. Önemli değil o. Tamam, size de malzeme çıktı, hadi herkes seyretti. İşinizin başına dönün. Sakin olsun herkes. Tamam, lütfen sakin ol sen de. Bebeği düşün, bebeğe zarar gelmesin. Ben çözeceğim bu işi. Herkes işinin başında, hadi. Hazır mı herkes? Hı? Tamam, başlayabiliriz. Ayşe Hanım'ın hamile olduğu doğru mu? Doğru.
Şu an ayrı olduğunuz için ve bu çıkan dedikodulardan ötürü soruyorum. Bebeğin babası siz misiniz Kerem Bey? Neyse. Arkadaşlar biz bu konuyu kendi aramızda bile konuşmadık. Şu an son kez söylüyorum, evet bebeğin babası benim. Peki babalık testi yaptırmayı düşünmediniz mi? Aa. Ben hayatta kendimden daha çok Ayşe'ye güvenirim. O ne dediyse doğrudur. Canım benim, nasıl da güveniyor bana? Nasıl koruyor beni? Bebeğini koruyor. Sen bildiğim, tanıdığım en iyi baba olacaksın. Bebeğin sizi birleştirebileceğini söyleyebilir miyiz? Evet, şu an ayrıyız. Ama küs değiliz sonuçta. Medeni iki insan gibi iletişimimiz devam ediyor. Ayşe her şeyden önce benim için çok kıymetli, çok değerli bir insan. Ama tabii bu bebekle beraber ilişkimiz neler getirir onu bilemem. Ayşe Hanım, bu konu hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Ben herhangi bir şey söylemek istemiyorum çünkü gerekli her şey zaten Kerem söyledi. Benim için hayatta birkaç değerli şey vardır. O da beni seven insandır. Benim sevdiğim insanların bana güvenmesi, değer vermesidir. Onun haricinde çıkan haberler benim için değersizdir, önemsizdir. Yani bence siz de önemsemeyin başkalarının özel hayatını bu kadar. Evet, bence bu kadarı yeterli. Ayşe'nin dediği gibi hayatta daha büyük dertler var. İki insanın özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Herkese teşekkürler. Aferin benim aslan oğlum ha. Nasıl da sahip çıkıyor çocuğuna. Aferin. Tabii bak, Ayşe'yi de yalnız bırakmadı. Tabii. Kimin oğlu o? Aslanım benim be. Ay Muhsin. Ay, vallahi senin oğlu bana aynı hık sen olmuş yani. Muhsin, sence bir basın açıklaması yapalım mı biz yani? Kerem'in babası asla Ömer değil diye. Ha? Ne alakası var ya? Ömer, Kerem'in niye babası olsun Allah'ını seversen? Ya içme şu mereti ya, Allah Allah. Yelda abla, yani istersen daha fazla içme, bak babam kızıyor. Aman Samet, babanın gözünün Kerem'le Ayşe'den başkasını gördüğü mü var? Kızmaz Yelda abaya. Sen de az önce bir şeyler söylüyordun, valla seni de dinlemedin. Neydi o? Babacığım, Samet'le ben şiddetli geçimsizlik yaşıyoruz. Biz tek celsede... Bir dakika, lafını unutma, Belat Hanım arıyor. Ay, ay, beni selam söyle Muhsin. Ver! Kız! Efendim Melat Hanım, haberleri izledin mi az önce televizyonda? Yok ya, biz orayı izleyemedik. Biz şeyde kaldık, Ayşe'nin çocuğunun şaibe kısmında kaldık vallaha. Ondan sonra da kendimizi karakolda bulduk, ortalık karıştı. Karakol mu? Anlamadım. Ne işiniz var karakolda? Muhsin Bey, Rıza biraz sinirlendi de gözaltına alındı ya. Karıştırdı ortalığı. Anladım, anladım. Telaş etmeyin. Ben geliyorum. Hemen çıkıyorum, evden geliyorum. Tamam, tamam. Tamam Melat Hanım, tamam. Şey babacığım, bizim mevzuyu konuşacaktık. Of, of, of. Gene delirmiş bu oğlan ya. Kız! Ay ben size demedim mi? Ay siz boşanamazsınız diye. Samet dedim mi, demedim mi? Dedim. Sen Hülya dedim mi, demedim mi? Hayır dedim. Kerem. Bence'yi kurtardık, ne diyorsun? Yani fena değildin. Hadi canım, iyiydi iyiydi. Kerem, bir konuşabilir miyiz artık lütfen? Olur, konuşalım. Yoksa bu böyle olmayacak, gerçekten bu böyle olmayacak. Ne olmayacak, ne diyorsun? Ya bu magazincileri bilmiyor musun? Onlar yazıp çiziyor zaten, saçmalıyorlar ama biz de alışmadık bunlara. Dediğim gibi güzel kurtardık. Kerem, mesele gazeteciler değil ki, mesele dışarıdan gelen tehditler değil ki. Biz onlara karşı her zaman birbirimizi savunduk, koruduk, kolladık. Ne o zaman? Ayşe, biraz fazla abartıyorsun bence. Ayrıca şimdi başka faktörler de var. Bebeğimiz. Nereden biliyorsun? Belki bu bebekle tekrardan bir araya geliriz. Bak Kerem, ben senin ne yapmaya çalıştığını çok iyi anlıyorum. Takdir de ediyorum. Bebek için uğraşıyorsun ama... sence bizim ilişkimizi bebek mi kurtaracak? Yani bebek olursa mı biz bir araya geleceğiz? Ayrıca bebek demek yeni sorumluluklar demek. Bambaşka bir dünya demek, uykusuzluk demek, stres demek, yorgunluk demek. Kerem, bu bebek her şeyi düzeltecek mi? Belki daha kötü olacak, nereden biliyorsun? Ayşe. Kerem, sen bir şey söyleyeceksin, üstüne ben bir şey söyleyeceğim. Yetmeyecek, aileler bir şey söyleyecek. Hırgür çıkacak, yine aynı şeyler olacak. Bebek de kötü etkilenecek diyorsun. Tamam ama ben bu konuda farklı düşünüyorum. Ne yapacağız o zaman? Senin sözüne karşılık benim sözüm. Bir bir berabereyiz. Yani ikimizden biri vazgeçecek.
Hayır. Bu konuya başkası karar verecek. Kim karar verecek Kerem? Bilen birine mi soracağız, ne diyeceğiz? Evet, bir bilene soracağız. Gideriz bir psikoloğa, ona danışırız. O derse ki yok sizden çift olmaz derse, senin dediğini yaparız. Tamam mı? Sizinle başlayalım dilerseniz. Buyurun. Aslında ben ne söyleyeceğimi tam olarak bilmiyorum. Buraya Kerem istediği için geldim. Sorun nedir? Biz ayrıyız. Yani ayrıldık. Hala ayrıyız. Ben hamile olduğumu öğrendim. Bu da bazı şeylerin değişmesine sebep oldu. Kerem bebeğe daha yakın olmak istiyor. Bu iyi bir şey aslında. Ben de bunun iyi bir şey olmayacağını düşünüyorum. Ben de senin ön yargılı olduğunu düşünüyorum. Ben de senin kısa vadede hafızanı kaybettiğini düşünüyorum Kerem. Biz seninle kedi köpek gibiydik, didiştirdik sürekli. Ne ara değişti bu durum? Bu bebek değiştirecek mi yani her şeyi? Evet, tabii ki. Ben artık dünyaya farklı bakıyorum. Ve bunun sebebi karnındaki bebek. Tamam Kerem, tamam. Biraz heyecan yaptın belki ama biz sonuçta birbirimizi tanıyoruz değil mi? Ben değişemem yani, onu mu demeye çalışıyorsun? Şimdi duyan da, yani genel olarak söylüyorum yanlış anlamayın, yani duyan da benim yüzümden ayrılık sanacak. Halbuki biz ayrıldıysak ikimizin de suçu yani vardır. Ama şimdi bak, ben bir adım atmaya çalışıyorum, adım atıyorum da ve senden de o aynı adımı bekliyorum. Yoruldum. Her şeyden yoruldum Kerem, çok yoruldum. Bana sadece bir bebekten ibaret anne gibi davranıyorsunuz. Gülsem, ah Ayşe'cim ne kadar güzel gülümsüyorsun. Sen ne kadar iyi bir anne olacaksın. Sinirlensem, ah yok hamilelikten'dir bu zaten, hamilelikten normal böyle şeyler. Hayır, her şeyden önce Ayşe'yim ben Kerem, Ayşe. Anne olmadan önce, kardeş olmadan önce, evlat olmadan önce ben bir bireyim. Hayır, kendime yabancılaştım. Kendi varlığıma yabancılaştım. Ben böyle hissettirdiğimi bilmiyordum. Böyle hissettirmek de değil de Kerem, anlatmaya çalıştım. Ben seninle birkaç defa konuşmaya çalıştım ama dinlemedin ki. Sadece bebeği düşünüyorsun, bebekle ilgili konuşuyorsun. Hayır, beni duymuyorsun bile. Bir şey söyleyince, aa o da hamileliktendir, normal diyorsun. Özür dilerim. Ve inan bana, bundan sonra öyle olmayacak. Olmayacak işte Kerem. Olmuyor belki de bazı şeyler. Zorlamasak mı? Olduramıyoruz. Hayır, ne zaman oldu ki şimdi olacak? Kusura bakma ama biraz haksızlık edildiğini düşünmeye başladım. Yani haksız da değilsin. Zaten en çok da bu canım sıkıyor. Ne ciddi bir şey. Kolay gelsin. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun Muhsin Bey, sağ olun, sağ olun. Vallahi Muhsin amca, sen olmasan o adama yalvar yakar şikayetini geri çektiremezdik ya. Ne yalvaracağım lan ben o ite? Hiç. O da düzgün konuşsaymış. Abim ne yalvaracak ona ya? Vallahi ilk defa Rıza'ya hak verdim. İnsan ağzından çıkan lafı iyice tartmalı. Bam teline basmayacaktı çocuk. Bak Muhsin amca halinden anlıyor. Siz hiç. Allah Allah. Ben de anlıyorum abi. Ben anlamıyor musun? Bak mesela ben orada bir laf ettim. Sonra buraya geldim, yanına durdum. Şikayetçi oldum olmadım. Ben böyle bir insanım abi. Abi, abi tamam. Tamam ya, ben de ya, ben de sakin. Oğlum yürüyüm gitsene lan. Bu aile içi mesele bu. Yok abi, gitmiyorum, ben burada duracağım. Ben döveyim geliyorum. Abi dur git lan. Yapmayın. Oğlum. Hay bırak Allah dövsün Allah. Anne ya. Şey, bizim arkadaş arkadaş, sıkıntı yok ya, gel gel. Gel lan yürüyelim azıcık, gel. Gel. Vallahi çok zoruma gitti Muhsin amca ya. Yemin ediyorum çok zoruma gitti. Ne demek bebek Ömer'den olabilir ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ben bu ihtimalle yaşayabilir miyim anne ya? Dur ya dur, öyle bir şey yok, dur hemen sinirlenme. Bak şuraya sen bak, bak. Arkadaşlar biz bu konuyu kendi aramızda bile konuşmadık. Şu an son kez söylüyorum, evet bebeğin babası benim. Heh bak. Gördün mü ya? Boşuna sinirlenmişsin. Ya olsun olsun, deşarj oldu benim erkeğim ya. He he, doğru, o da doğru. Şimdi evlenirler de değil mi bunlar? Dur şimdi dur. Siz bu akşam toplaşıp bize geliyorsunuz. Onlara nasıl iyi bir aile olduğumuzu, nasıl kaynaştığımızı göstereceğiz. Onları nasıl desteklediğimizi görünce onların da en doğru kararı vereceklerinden eminim. Evet evet, hadi inşallah.
inşallah. Tabii, tabii. Ya evlenmezlerse? Ya bu çocuk gayrimeşru doğarsa? Ya yok ya. Ne yapıyorsunuz abi? Koşmayın. Allah. Koşmayın, ya düşersiniz. Konuşmaya devam edebilecek misiniz? Ederim, ederim, ederim. Kerem, kusura bakma. Yani ben özür dilerim. Böyle biraz kötü şeyler söyledim. Ha, yok canım, yok. Ben şaşırdım sadece. Böyle düşündüğünü bilmiyordum. Yok, böyle düşünmüyorum zaten de. Biraz sinirlerim bozuldu. Ondan oldu galiba. Yoksa öyle düşünmüyorum gerçekten. Yani üstünde durma sen bu meseleni. Öyle boş boş konuşurum işte. Hı. Kolay olmayacak. Ama üstünde durma. Denerim. Hamileliğiniz. Kerem Bey'in zorlamasıyla mı oldu? Olmuş. Ben sizi yargılamak için değil, sizi anlamak için buradayım Ayşe Hanım. Yani tabii ki hayır. Ama zaten ben konuşmak istemiyorum artık ya, yeter. Terapimiz bitmiştir herhalde, terapiler kısa sürer. Ama konuşmamız da lazım, yoksa nasıl çözeceğiz? Kerem bak, konuştuk olmuyor, konuşmayınca olmuyor, konuşuyoruz olmuyor. Demek ki bazı şeyler olmuyor, zorlamasak mı? Hadi gidelim artık. Ama işte sorumluluğumuz sadece ikimize karşı değil artık. Çocuğumuz da var. Aa Kerem, çocuğumuz da çocuğumuz, bebek de bebek. Hayır, bebekten başka hiçbir şey çıkmıyor ağzından ya. Ha bir kere de beni düşün, bebek olmayınca ne yapacaksın? Eğer bebek yoksa ne yapacaksın? Ayşe'yi çöpe mi atacaksın? Ayşe'yi çöpe atalım o zaman, Ayşe gitsin. Sanırım Ayşe Hanım... Merkezde doğacak çocuğunuzun... Belki de doğmayacak. Haklısınız, bu da ihtimal dahilinde tabii ki. Benim anladığım kadarıyla siz Kerem Bey'in çocuğunuza verdiği değerin sizin önünüze geçmesinden yakınıyorsunuz. Yok, ben hiçbir şeyden yakınmıyorum hanımefendi. Demek ki olmuyor. Hadi gidelim mi Kerem, gidelim. Bazı şeyler de şey olmaz. İyi günler size. Teşekkürler. Rica ederim. Neredeyse gezmediğim yer, görmediğim eğlence kalmadı. Ama şu dünyada kız kavgasından daha eğlenceli bir şeye şahit olmadım. Nasıl kaçırdım ben bunu ya? Ay dalga geçme Rauf. Ya kızımız çok büyük bir yenilgiye uğradı. Üzgün. Ne diyeyim Feriha? İyi yetiştirememişsin demek ki. Aa. Anne ben üzgün falan değilim. Çok rahatım, merak etmeyin. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Ayşe bizi şirketten sürdü. Ondan sonra da gitti Kerem'in kolundan tuttuğu gibi basının karşısına çıkardı, demeç verdi. Versin anneciğim, versin. Ben daha son büyük hamlemi yapmadım ki. Şu Amerikalılar bir gelsin, o zaman göreceğim ben onları. Amerikalılar Kerem'e zarar verebilir. Ha, amacın intikam almaksa doğru hamle. Ama Ayşe... Babacığım, merak etme. Merak etme, ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Her şeyi düşündüm ben. Ya Kerem'in servetine minicik bir darbe gelsin. Gemiyi ilk başta Ayşe terk edecek. O zaman da Yiğit Erler onun gerçek yüzünü görmüş olacak. Aferin benim güzel kızıma ya. Biz ne güzel olduk böyle. Oturduk kuyu kazıyoruz, planlar yapıyoruz. Tıpkı filmlerdeki havalı kötü aileler var ya. Onlar gibi olduk. Çok hoşuma gitti Feriha. Aa niye değiştirdin? Seviyordum ben o şarkıyı. Dur açayım hemen gene. Nerede bu şarkı ya? Aa işte kaybettin. Sorsaydın ya değiştirmeden. Ne bileyim Kerem ben senin şarkıyı sevdiğini. Çok istiyorsan ben sana söylerim ama. Söyleyecek misin gerçekten? O güzel sesinle. Ha benim sesim kötü. Senin sesin bülbül sanki. Meşhurdu değil mi bizim bu eve dönüş yolundaki kavgalarımız? Evet, kondisyonumuzu kaybetmemişiz ama onu da anlamış olduk. Sayende. Ha benim sayemde. Ha Kerem Efendi yine hemen başkasına suç atmaya başladı. Hemen başkası suçlu, Ayşe suçlu değil mi? Çok kavga ediyorduk değil mi biz? Çok. Neyse artık kavga edip üzmeyelim şu bebeği. Ben seninle her gün kavga etmeye de varım. Ama bebeğin olmadığını öğrendiğinde beni isteyecek misin? Bilemezsiniz. Bu soru kafanızda döner döner durur ama cevabı bulamazsınız. Çıktı yine bizimki. O cevabı ancak gerçekler açığa çıktığında bulabileceksiniz. Bekleyin. Yalan söyledim diye de kendinizi kahretmeyin.
Önemli olan neden söylediğiniz değil mi? O yalan sizi birbirinize bağlayacaksa, aşkınızı büyütecekse neden kötü olsun? Ne derler? Aşkta ve savaşta her şey mübahtır. Bazen her şey ufacık, pembe bir yalana bağlıysa, o yalanla aşılacaksa büyük engeller, içinizdeki sesi dinleyin. O size yol gösterecektir. Ya baba, dondurma istiyorum. Tamam oğlum, tamam söz verdim ben sana. Dondurmayı istiyorum, alacaksın. Tamam, bak ne dedim ben sana? Alacağız tamam mı? Babaannene gideceğiz. Ya şunlara bak ya, ne kadar tatlılar. Bu ne tatlı bir çocuk böyle ya. Bak Ayşe'nin de çocuğu olsaydı işte böyle tatlı olacaktı. Olacak, olur. Olur yani. Vallahi ben orada hiç tatlı bir şey görmüyorum Gonca. İyi, hatta tatsız bir şey görüyorum. Genç bir adamın sessiz feryadı. Ya Volkan ya. Vallahi ya, şaka yapmıyorum. Tamam, o zaman sana bir şans daha veriyorum bu fikrini değiştirmen için. Hayır, ben baba olmak zorunda mıyım? Ama Kerem'le deliriyordun amca olacağım diye. Ya, o başka bir şey. Yani baba olmak farklı, amca olmak farklı. Amcayken ben yeğenimi alacağım. Onu parka götüreceğim. Ona hediyeler alacağım, eğleneceğiz. Best amca in the world olacağım. Hem bunları yaparken ne yapmayacağım? Altını değiştirmeyeceğim, onu beslemeyeceğim ve uykusuz kalmayacağım. Ya anla işte Gonca, ben hayata baba olmak için değil, amca olmak için gelmişim. Kabul edelim. Hem ha Ayşe ile Kerem'in çocuğu, ha bizim çocuğumuz. Yani ikisini de eşit sevmeyecek miyiz sonuçta? Bulursan seversin. Niye ya? Ayşe çocuğunu göstermeyecek mi bize? Gösterecek, seveceğiz. O zaman ben de giderim kendime yiğit, yağız bir delikanlı bulurum, ondan yaparım çocuğumu. Bir iki yıl alır bulabilmem belki ama bulurum yani. Hiç komik değilsin Gonca şu an. Evet, komiklik yapmama sırası bana geçti Volkan Bey. Ya öf, neyse tamam. Tartışmayalım şu anda. Evlenince konuşuruz bunları, daha erken. Evleneceğimiş. Evlilikle ilgili de bir şey olduğu yok ki, bir hareket yok yani. Olur. Görürsün. Yap. Dur, bekle bari. Kerem, sürpriz dedim, beni eve mi getirdin? Çok soru soruyorsun Ayşe. Bilip bilmeden hemen yargılıyorsun. Yargılamıyorum, neyi yargılayayım? Sürpriz dedin, sürpriz. Evde mi sürpriz? Sen seversin sürprizleri. En son bu eve gelmen de sürprizi de hatırlatırım. Evet, işte o öyleydi. Neyse, boş ver şimdi o günleri. Biz bugünümüzü bir kurtaralım da. Bekle, göreceksin. Bekle. Ne oldu, iyi misin? Daha iyiyim. Ha, bir anda elini karnına götürdün. Ben de sandım ama ben öyle sandım herhalde. Kerem'in tek umursadığı benim hamileliğim. Onun umurunda bile değilim artık. Ayşe. Niye böyle oldu ya? Niye böyle oldu? Ne ara böyle oldu? Sen ne ara bu kadar unuttun beni? Ayşe. Dinliyorum, duydum he Kerem. Öyle bir baktım işte sana, gözüm dalmış. Hani nerede sürpriz? Hadi sürprize götür beni. Tamam, sabret. Bulamadım anahtarı. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ayşe Hanım, hayırlı olsun. İnşallah geldiğin zaman ben size hep yardımcı olacağım. Sağ ol Demet, sağ ol, sağ ol. Görüyorsun değil mi? Demet bile evleneceğimizi, çocuğumuzun bu evde büyüyeceğini düşünüyor doğal olarak. Kerem, ne biliyorum, belki çocuğuma yalnız başıma bakacağım. Hmm, bakarsın. Rıza abine de öyle anlatırsın. Ne, Rıza abim içeride mi? Anlatırım. Ha, gelin çocuklar, gelin, hoş geldiniz, gelin. Nerede kaldınız kızım? Açlıktan travma yaşadım burada. Ayakta kaldınız ya çocuklar. Geçin şöyle. Ay dünya güzeli. Güzeller güzeli. Ay kız sen. Vallahi ayakta kal bana bak. Buraya gel, buraya kal. Boğaz Allah doğurur. Boğurursun, bir şey olur. Gel, gel. Ayşe'cim sen böyle gel istersen. Gel böyle. Gel canım. Ay yok. Sen böyle gel. Oturun çocuklar, oturun. Oturun. Şimdi bizim Rıza ile size söyleyeceğimiz bir iki bir şey var. Değil mi Rıza? Evet. Var. Önce sen başla da Muhsin amca, ben araya sonra şey yapayım. Heh. Buyur baba, dinliyoruz. Şimdi yakın zaman öncesine kadar bu iki aile bayağı sorunlar yaşadı. Bazı tatsızlıklar oldu. Nasıl Muhsin? Böyle nasıl birbirimizi boğazsın? Kız böyle boğazımıza böyle sarılıyorduk ya da. Ay biliyordunuz değil mi? Dur be yahu dur. Allah'ım yarabbim. Ama şimdi gördüğünüz gibi
Bütün bu sıkıntılar gitti. Neden? Çünkü doğacak torunumuz için her şeyi unuttuk, dargınlıklar bitti. Huzur içinde, barış içinde artık beraberiz. Heh. Evet, ben de yeğenim mutlu, huzurlu bir aile ortamında büyüsün istiyorum. Çok güzel. Biz de aynı şeyi düşündük. Yolda gelirken hep bunu konuştuk. Değil mi Ayşe? Yani ben olanları unutmaya hazırım. Biraz zor olacak ama. Ya ne zor olacak ya? Biz ne badireler atlattık değil mi Kerem? Sensiz günler çok zordu be Kerem. Allah bir daha yaşatmasın o günleri. Allah'ım bizi ayırmasın, amin. Kerem. Aslan enişten benim Kerem. Ya. Allah seni başımızdan eksik etmesin be. Öyle seviyorum seni vallahi eniştem. Vallahi ben de. Yeter artık, bir susun ya. Başka şey bu kadar dua etmezsiniz. Ya ben de anneme katılıyorum. Bir susar mısınız? Sus lan. Sağ olun, sağ olun. Hepiniz sağ olun. Desteğiniz bizim için çok önemli. Değil mi Ayşe? Önemli. Gördüğün gibi kimse baskı yapmıyor bize. Yani o yüzden sen daha bir edeyim Ayşe, değil mi Ayşe deyip durma. Evet çocuklar, işte gördüğünüz gibi biz sizi her zaman destekleyeceğiz. Kararınız ne olursa olsun, değil mi Rıza? Yani bu evlenmeden bebek olayı bana ters. Rıza, ne konuştuk ya? Ya bir dur. Helal olsun kız sana. Vallahi tekrardan kaptık yerimi. Geri aldık yerimi. Ay. Yelda Hanımcığım, bir müsaade ederseniz. Ayol müsaade senin. Al senin o müsaade. İşte bu evlenmeden bebek olayı bana ters. Ama yani ben karışınca da bir şey olmuyor işte. Bir işe yaramıyor. Zorla güzellik de olmuyor. O yüzden evlenirsiniz, evlenmezsiniz sizin bileceğiniz iş. Yani bize bir tek saygı duymak düşüyor. Hah, işte gördüğünüz gibi biz her zaman sizi destekleyeceğiz. Çok sağ olun, teşekkürler. Ay ne çok uyudunuz vallahi billahi. Bak şimdi ben tahtaları kemireceğim, ay şişeyi de kemireyim ama. Çok şükür ya. Yelda teyzeme katılıyorum ya, acıktık. Terbiyesizleşme, ben teyze falan değilim ben. Genç bir babaanneyim. Özür dilerim, siz nasıl isterseniz tabii. Yelda babaanneme katılıyorum yani, acıktık ya. Hadi, hadi o zaman herkes sofraya. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi ya, hadi vallahi. Hadi, gel. Buyurun. Buse, gel. Ay, hayır yani. Sanki yani kızıyla ben evleneceğim. Bu niye sabahtan beri arıyor anlamıyorum ya. Hadi, E Kerem, gördüğün gibi evlilik baskısı yok. Sen de kendini herhangi bir şey zorunlu hissetme. Aman ne kadar meraklıymışsın hemen yalnız kalmaya. Aman, aman sen onu dinleme. Sen duyma anneni, duyma, duyma. Erken koymuşlar yemeği, buz olmuş ya. Açmıyor, açmıyor işte, açmıyor. Kızım açmaz, açmaz. Ya şu aramaya devam ettiğin müddetçe o açmayacak ve senin canın da sıkılmaya devam edecek. Bak her türlü numaradan aradın, açmıyor işte. Anneciğim, Yelda teyze bu, Yelda teyze. Çok sever beni Yelda teyze, o görmemiştir bir şeydir. Yani ben onun gelini olacağım diye o benden daha çok sevindi ya, anlamıyor musun? Kızım, çocuk oyunu bozar. Bir kadın çıkıp da ben hamileyim diyorsa o masada kartlar yeniden dağıtılır. Anneciğim, sen bunun oyun olduğunu falan mı düşünüyorsun? Oyun mu oynuyoruz biz burada? Ya baba, birazcık daha az sesli duş alabilir misin? Mümkün mü bu? Ya sen şimdi adama niye çatıyorsun ki? Bütün hırsını adamdan mı çıkartacaksın? Adamın duş zevki böyle. Tamam anne, tamam. Ne yaparsanız yapın, tamam. Kızım, biz elimizden geleni zaten yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Ve yapıyoruz da. Yani sen bu hamilelik meselesini ne yapacaksın, onu düşün. Anneciğim, ben ne diyorum? Ben daha son öldürücü hamleyi yapmadım diyorum. Ne, sen Amerikalıları mı diyorsun? Ne diyorsun? Evet, Amerikalıları diyorum. Yenge ya. Sizin çocuk ne zaman geliyor vallahi? Hadi bir yeğen sevelim artık. Ay bilmiyorum, geliyor mu gelmiyor mu bu... Yeri rahat herhalde, çıkası yok bunun da. Yakında Erkut, bekliyoruz işte. Ama iyisiniz değil mi? Bir şey yok inşallah. Ha, iyiyiz, iyiyiz. Boşanıyoruz. Ay Samet, iyi akıl ettin. Patlasa patlasa bunlar patlatır vallahi.
Ay Samet, sen de şimdi böyle alevi bir meseleyi böyle insanların içinde bak, konu ta nerelere gider şimdi böyle. İşte biz de kısmetse bu arada boşanmayı düşünüyoruz. Ya vallahi. Hay Allah, sizin iyiliğinizi versin. Niye gülüyorsunuz ya? Ciddi bir şey söylüyorum ben burada. Çok komikler değil mi? Hayır, bir de diyor ki düşünüyoruz falan diyor ya. Ya Samet abi var ya, siz benim yani favori çiftimsiniz ha. Sizi çok örnek alıyorum ben. Bak düşünsen kaç senedir evliler yani. Hani aşk var, devam ediyor yani. Hem espriler falan, şakalar da devam. Vallahi on numarasınız ha. Sağ ol, sağ ol. Yeter. Yeter vallahi, benim burama geldi ya. Kimse ciddiye almıyor bizi. Hülya'cığım kötü bir şey söylemedi ki. Bak hala burama kadar geldi falan yapıyor. Aa. Ne oldu şimdi buna ya? Baba ben bir bakayım ona. Muhsin amca, ben kötü bir şey mi söyledim ya? Ya yok ya yengem, hamilelikten böyle şimdi bir gülecek bir ağlayacak falan, hormonlar karıştı yani. Ana patlama. Heh, Demet. Ayşe hala lavaboda mı? Sanırım evet Kerem Bey. Herkese afiyet olsun. Biz tatlımızı odamızda yiyeceğiz. Sebep? Niye ki? Rıza, ne konuşmuştuk? Ay gerçekten niye? Yani ben de çok merak ettim şimdi. Ayşe'ye ben sürpriz yapacağım diyeyim. Evet. Neyse hadi, herkese afiyet olsun. Ben de yiyemeyeceğim kadar almışım. Nasıl çıkacağım ben bu işin içinden? Ne yapacağım ben? Ayşe. Kerem. İyi misin? Kusma falan yok değil mi? İyiyim. İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Kusma falan yok. Sen git, geleceğim ben de birazdan. Ben yalnız anneyim. Kimseye ihtiyacım yok. Tribi atma şimdi bana. Kerem, iyiyim diyorum. Sen git. Hadi çıkacağım şimdi. Geleceğim ben de. Tamam, gidiyorum. Hani gidiyordun? Seni merak ettim. Oh. Ne oldu, yüzünü mü yıkadın sen? Bulantın falan yok değil mi? Kerem, bulantım yok. Bunaldım sadece. Birazcık bunaldım. Bu saçlar. Bunlar da bunaltır insanı. Kerem, istemiyorum. Dur. Tamam. İyice oksijen gelsin. Bak buralardan, buralardan. Ya istemiyorum, bırak. İyi geldi ama değil mi? Dur, nereye gidiyorsun? Dur. Nereye Kerem? Yukarı çıkıyorum. Odaya. Odaya mı? Yok artık. Hemen aklına başka şeyler getirme. Sürpriz yapacağım. Sürpriz mi? Kerem, herkes yukarıda. Ne sürprizi şimdi? Ayşe çok duygusuzsun. Hadi gel, hadi gel. Ay, inşallah evliliğe gelmez konu. Sürprizim buydu. Nasıl? Kerem çok güzel. Güzel değil mi? Benim beşiğimmiş, sağ olsun annem saklamış. Ben de ufak tefek birkaç onarım yaptım. Yeni gibi oldu. Ama sen şimdi diyeceksin ki yine bebek için bir şeyler yapmış. Bu dünya senin. Hı-hı. Kerem çok güzel düşünmüşsün. Beğendin mi? Yani beğenilmeyecek gibi değil ki. Bundan daha güzelini düşünemezdim herhalde. Açıkçası ben de bu tarz şeyleri böyle önemseyen insanlarla dalga geçerdim ama... Ama ne bileyim, bebeğimizin ilk yatağı olacak ya, ben de özenmek istedim. Sen ağlıyor musun yoksa? Yok, ağlamıyorum. Ağlıyor mu? Duygulandım azıcık. Neyse tamam. Beşik faslını geride bırakalım, diğer konuya geçelim. Gel. Ne oldu? Gel. Gel. Gel bakalım, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Şu babam ve Rıza abinin söylediği konu. Kerem, hiçbir şey için kendini mecbur hissetmek zorunda değilsin. Biliyorum. Beni zorlamadığını biliyorum. Ama ben ne istediğimi de biliyorum. Bebeğimizi yalnız bırakmak istemiyorum. Burada büyüsün, yanımda büyüsün istiyorum. Of, benim buradan çıkmam lazım. Ya işte Kerem, bebeğim benim yanımda olsun, benimle beraber büyüsün.
Ben neyim? Ben köle miyim? Ben öyle bir şey mi dedim? Öyle dedin. Öyle demesen bile o lafın etrafında dolandın durdun. Hayır canım, benim bebeğim, benim bedenim, benim kararım. Her şey benim. Birazcık saygı duy. Benim de bebeğim. Yarısı benim. Benim kararıma niye saygı duymuyorsun? Yok Kerem, yok. Biz anlaşamıyoruz. Al işte, yine kavga ettik. Hayda. Hayda. İyi kızım, anlatmayacak mısın? Ne dedi Kerem? Çok güzel şeyler söyledi. Ne dedi? İyi ki hamile değil misin falan mı dedi? Ben hamile olmadım söylemedim ki kız. Niye bozuyorsun ya? Ya Ayşe ya. Ne? Söyleyemedim işte kızım. Bilmiyorsun ama bilmiyorsun. Söyle, söyle de bilelim. Bu sefer ne oldu da hamile olmadığını söyleyemedin? Ne oldu? Beşik almış. Beşik mi? He. Beşik almamış. İşte kendi bebekliğindeki beşiği bulmuş, çıkartmış, onu onarmış. Ya kızım bu çok tatlı ya. Ya sen ne güzel bir adam bulmuşsun ya. Ha, değil mi? Ben de tatlıyım ama. Of tamam. Gonca. Hı. Ben de o kadar mutlu oldum ki ama belli edemedim. İşte hır çıkardım durumu tersine çevirmek için. Evet yani adam çok tatlı ama yani. Ama? Ama senin hamilelik yalanıyla onu uzun bir süre kandırdığını öğrendiği zaman kötü yüzünü, ters tarafını gösterebilir. Gonca böyle şeyler söyleyip korkutmasana. Korkutmuyorum canım sana. Ben olacak olanı söylüyorum. Kendini iyice içinden çıkılmaz bir durumun içine sokuyorsun. Ne yapayım? Şimdi gecenin bu saatinde arayayım mı? Hayır, bir de telefonda söylenecek bir olay değil. Yani karşıma alıp konuşmam, kendimi anlatmam lazım. Yoksa bir şey yaparım. Söylerim. Yani söylerdim. Söylemeliydim ama yarın söyleyeceğim. Yani inşallah söyleyeceğim. Hı. Kuzu, çıkıyor musun? Kahvaltı? Annem, çıkayım ya. Geç kalmayayım. Aa, olur böyle bir şey ya. Sen iki canlısın. Hadi gel gel, ol iki lokma bir şey ye. Gel. Aç değilim vallahi. Gel gel. Vallahi canım istemiyor, istemiyorum. Ya tamam, sen bir otur. Baş başa konuşalım yani. Ne var? Yemiyorsan yeme. Annem Gonca bekliyor şimdi. Hava soğuk. Üşür o sokaklarda beni beklerken. Sen benimle mi konuşmak istemiyorsun yoksa? Annem niye seninle konuşmak istemeyeyim? Aşk olsun. Hadi konuşalım. Tamam, ne konuşacağız? Heh. Bak şimdi, ben hamile kaldığımda koşa koşa anamın dizlerinin dibine gittim biliyor musun? Anne dedim, ben bugüne kadar hep evlattım ama şimdi benim evlatlarım olacak. Annem de anneliği sana çocuklarını öğretecek dedi. Bak, beni siz büyüttünüz, siz üçünüz. Bugün ne olduysam ben sizin sayenizde oldum. Ama gene de insan biraz kırılıyor biliyor musun? Dün gece o tarafa dön, bu tarafa dön. Vallahi sabah ezanına kadar uyuyamadım. Sen niye benimle konuşmadın Ayşe ya? O kadar mı sözümün bir itibarı yok gözünde? Ya annem aşk olsun, olur mu öyle? Daha önümde çok zaman var dedim ben, 9 ay dedim. O yüzden 9 ay var ya, ondan şey ettim. Kız 9 ay olur mu? Bugün mü hamile kaldın ki? Tövbe estağfurullah, ben gün sayardım vallahi. Anneciğim daha çok başındayım ya. Ben bilmiyorum şimdi ne hissediyorum, ne yapıyorum. Ondan. Ayşe, burası senin evin. Ben de senin annenim. Sana nasihatim şu, kalbinin sesini dinle. O sana ne yapacağını söyleyecek. Hem senin için iyi olacak bu. Hep de o yavru için. Anneciğim Gonca bekliyor. Beklesin. Gonca beklesin. Sen hamilesin. Bundan sonra herkes sana uyacak ya. Herkes bana uyacak. Vallahi bak bu nasihatini aldım. Annem kafamın bir yerine yazdım ama çıkmam lazım. Kız beni bekliyor diyorum. İyi tamam tamam. Dur. Dur o zaman. Sana şuradan şey yapayım. Bir ekmek yapayım. Dur. Şöyle giderken atıştırırsın. Ha? Selam beyler. Lan Ayşe hamileymiş, duydunuz mu? Sabri benden diyor. Bizim hanım görmüş, magazin programında tartışıyorlarmış. Önceki damattan falan diyorlar ama belki de başkası vardır. Belli mi olur? Ha,
Rıza abi. Kapat kapıyı, kapat. Abi gözünü seveyim, camı kırma. Abim. Esnaf ve siviller rahat olsun. Bundan sonra sadece suçluya girişiyorum. Abi ben böyle boş boş konuşurum. Bir türlü kurtulamadım. Abi saçmaladım. Yanlış yaptım abi. Haddim olmayan mevzulara girdim. Allah benim belamı versin abi. Merhametli abim benim. Affet ne olursun abi. Ben merhamet noktasını çoktan geçtim birader. Bak, ıslak havlu noktasındayım. Bak şöyle aynaya. Islak havlu noktası? Ha. Abi. Ense tıraşın nasıl olsun? Aa. Böyle. İlmer abi. Yandım ha. Yandım Allah. İlmer abi. Abi. Sen kimsin abi. Ayşe hakkında? Konuşma lan. Sen kimsin oğlum? Abi. Abi ne yapıyorsun ya? Bunu kaç, kaç lan, kaçtırma. Abi bir dur, tamam. Abi. Gel lan buraya. Abi bir dakika ya, abi bir dur ya, dur. Ya bir sakin ol. Gel lan buraya. Gel, senin ses tellerini bağlayacağım, gel lan buraya. Ya sana ne el alemin ses seninle? Bak mis gibi gırtlağım var, al sık şunu. Sık şunu ya, sık kendine gel ha. Lan bırak. Yok Erkut, bu böyle olmayacak. Bu iş çözülmeden bana uyku yok oğlum. Lan bu millete de huzur yok. Lan şunu. Allah Allah. Büyümedi gitti ya. İşimiz var bu çocukla. E tamam o zaman şöyle diyeceğim. Kerem. Ben hamile değilim diyeceğim. Sonra sakince durup bekleyeceğim. Süper. Çok iyi. Bak korktuğum kadar kötü olmayacak, tamam mı? Zaten hiçbir zaman böyle şeyler korktuğumuz kadar kötü olmaz ki. Güven bana. Ayşe. Kerem. Kerem, benim sana söylemem gereken bir şey var. Kerem, ben hamile değilim. Ne? Hamile değil misin? Nasıl yani, ben baba olamayacak mıyım? Hayır. Tek bir şey istedim ben bu hayattan, baba olmakta. Onda olamayacak mıyım? Aa, bayıldı. Kerem. Bayıldı. Ah. Ay. Hayır. Ayşe öyle olmayacak ya. Kerem çocuk mu ya? Çocuk mu Kerem? Hayır ya. Anlayacak, evet üzülecek tabii ama öyle ağlamalar öyle şeyler olmayacak ya. Değil mi? Hayır. Kerem benim sana bir şey... Biliyorum. Kerem benim yok, sana... Yok. Benim sana bir şey söylemem. Kerem benim sana bir şey söylemem lazım. Kerem ben hamile değilim. Kerem hamile değilim. Oh be. Kerem yapma ne olur Kerem. Kerem yapma. Kerem içme. Kerem içme bu sakinleştiriciyi. Bak Yelda Hanım'ı ne hale getirdi bu, lütfen. Bu sakinleştirici değil ki. Çamaşır suyu. Kerem içme Kerem. Aa, yok ben yapamam, ben yapamayacağım Gonca, vallahi yapamayacağım, yapamam ya. Yaparsın bak 5 dakikanı alacak. Sonra birazcık daha başın ağrıyacak ama sonra bitecek. Kerem seni affedecek, tamam mı? Sadece 5 dakika mı? 5 dakika. Hadi aslanım, hadi güzelim, hadi gazan mübarek olsun, hadi. Heh. Ayşe Hanım, ben de sizi arıyordum. Kerem Bey sizi toplantı odasına bekliyor. Kerem Bey beni mi bekliyor? Öyle dedi, Ayşe dedi gelsin dedi. Öyle mi dedi? Öyle dedi. Ben gidiyorum o zaman. Hadi bakalım. Kerem benim sana... Heh, geçin bakalım. Ayşe, Feza geçin şöyle. Heh, gel aşağı, buyur otur. Kerem, biz seninle bir 5 dakika yalnız konuşabilir miyiz lütfen? Ayşe'cim gel. Çok güzel haberlerim var. Uzun zamandır üzerinde düşündüğüm haberlerim ve çok heyecanlıyım şu anda. Buyur. Evet arkadaşlar, bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Ve düğmeye artık basıyorum. Modamı Junior. Hehehe.
Ne oldu, midem bulandı? Işık mı rahatsız etti? Kısayım mı biraz? Mavi ışık rahatsız etti değil mi? Kerem, iyiyim, iyiyim. Tamam, sen devam et toplantıya. Emin misin? Eminim. O zaman hızlıca anlatıyorum. Evet arkadaşlar, dün gece çok düşündüm. Kendime şu soruyu sordum. Ben acaba ne yaparsam burayı sadece bir ticarethane olmaktan çıkarırım diye düşündüm ve aklıma bu fikir geldi. Keşke beni bir dinleseydin Kerem. Evet, yakında baba olacağım için, yani sadece benim için değil tabii ki, bütün anne babalar rahat olsun diye, kendi çocukları sağlıklı kumaşlardan kıyafetler giysinler diye bu fikri düşündüm. Çok güzel düşünmüşsün Kerem, değil mi? Ne güzel düşünmüşsün. Aslında çok iyi bir fikir. Organik çocuk tekstili. Ben bunu bir düşüneyim, değerlendireyim Kerem. Yok, sen zahmet etme. Ben gerekli şeyleri ayarladım. İyi de Kerem, sen yurt dışına gidiyorsun. O yüzden senin yöneticiliğin askıda. Yöneticilik bende. Yani tabii ki bu işi yokuşa sürmeyeceğim. Yok canım, sürmezsin. Şöyle şey yapar mısın? Yani şunu demeye çalışıyorum. Sen merak etme. Ben her şeyi prosedürüne uydurup bir şekilde hallederim. İstediğini yaparım. İşte ben onları hallettim. Gereken yerlere mailimi attım ve burada kalacağımı söyledim. İşimin başındayım. İyi, süper. Benlik bir şey yok o zaman. Madem her şey yapılmış, ben de işimin gücümün başındayım. Neyse. Evet, evet. Ne düşünüyorsunuz bu fikirle ilgili? Ben bir şey diyebilir miyim? Söyle. Yani Kerem Bey, hani kusura bakmayın, ayıp olacaksa artık olsun da... şey, biz yani çok korktuk hani böyle Ceyda Hanım'la çalışmak zorunda kalacağız diye. Ama onun dışında çok iyi fikir. Vallahi ben de beğendim Buracığım. Çok iyi fikir, iyi düşünmüşsün. Benim bir tane arkadaşım var abi, gıda boyalarından kumaş falan da boyuyor. İstersen ararım, çözeriz bir şeyler. Ara ara, iyi. Benim de bir arkadaşım var, o da manuel baskı yapıyor. Genelde böyle poster falan yapıyorlar ama tişört de yapar. Ben de burada şimdi hani bana, hani bana dermişim oturduğum yerden. Siz ne diyorsanız tabii o olsun yani, değil mi? Neyse tamam, hadi herkes çalışsın. Bu işi yapıyoruz. Gel. Hayda. Karakola da ayağa alışan bir sen varsındır gördüğüm. Öyle değil de komiserim. Siz dün beni bıraktınız ya. Bir atlar yemedin inşallah. Valla şu kadarcık kaldı. Az daha birinin boynunu koparıyordum. Bizim birader girdi araya. Yani o araya girmese şu anda başka şeyler konuşuyorduk. Komiserim beni gözaltına alın ya. Ne olur. Bak ben öfkemi kontrol edecek kalibrede değilim. Ben tedavi falan da şey yaptım. Olmuyor işte. Ne yapalım? Evladım babasız büyümesin istiyorum. O yüzden beni ne olur gözaltına alın komiserim. Oğlum akıl hastanesi mi burası? Olur mu öyle şey? Olur olur. Ne olacak ki? Hem ben artık dışarıda birine zarar veririm. Dışarıda birine zarar verip gelmem daha mı iyi ya? Ben kendimi biliyorum. Ben artık durduğum yerde duramıyorum komiserim. Oğlum yürü git. Vallahi bak atar kırarım buna. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bunu atar kırarım. Kamu malına zarar vermekten mecbur alırsın beni içeri. Olmaz. Ya bacım evlenince salarsınız komiserim ne olur. Allah'ın adını verdim bak. Ben hayatımda hiç kimseye yalvarmadım. İstiyorsan diz çöküp önünde yalvarayım. Ne olur alın beni ya. Ya vallahi yeminle içime doğdu sanki ya. Şu dedim berbere bir gireyim. Saçımı sakalımı bir toplatayım. Abimi bir gördüm. Sinirden böyle gözünün beyazı dönmüş geriye ya. Bak kendi gırtlağımı sundum da elin adamının hayatını kurtardım yemin ederim. Babam böyle şey yapmaz. Amcam yapmaz. Ben de rüyamı anlatıyorum zaten. İyi, rüyalarını hiç beğenmedim. Çok kötü rüyalar. Allah'ım ya Rabbim ya Erkut. Vallahi baksana malum olmuş. Allah iyi korur ya. Korur da mahalleyi rızadan nasıl koruyacağız? Demir parmaklıklar. Hey, ayağını da çekete bağlayalım istesen Erkut. Ya Allah Allah. Abim komisere kendi gitmiş. Gitmiş demiş ki ben demiş az daha dışarıda kalırsam benim evladım... yetim kalacak. Hah, aynı böyle demiş işte aynı. Komiser bunu nasıl kabul etmiş ya? Ya ne bileyim anneciğim kabul etmiş işte yani. Hani bakmış yani abim ciddi. Şimdi adam keseceğim diyor. Bu adamı dışarı salar mısın? Tutmuş o da yani. Yani komiser bana böyle anlattı bilmiyorum artık. Vallahi şuram sızlıyor ama yani ne yapacaksın? Şimdi tutmazsan daha kötü olacak her şey. Ah benim kuzum başka çare bulamadı demek ki. Ulan şu Ayşe ile Kerem evlense de rahatlasak hepimiz ya. Çok kötü bir rüyaymış. Ne rüyası kızım? Gerçekleri konuşuyorum.
Ya ne kadar kalacak ki orada? Siniri ne zaman geçer? Bu iş bir çözülsün. Bir daha yalan söylemeyeceğim. Hı. Belki pembe yalan, beyaz yalan falan söylerim ama... böyle yalanlar söylemeyeceğim. Yani insanların hayatını etkileyen... onları üzebilecek. Merak etme. Öyle ya da böyle çözmenin bir yolunu bulacağız, tamam mı? Sakin ol. Yengem arıyor. Efendim yenge? Yengem değilim ben. Buse'yim. Hiç sevmediğim Buse'yim. Halacığım. Halacığım niye öyle diyorsun? Ben seni sevmez olur muyum? Bak üzüyorsun ama beni. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben sen güvürmüyor muyum? Sen hepimizi üzüyorsun. Ben niye sizi üzeyim halacığım? Bilmeden bir şey mi yaptım? Ben seni hiç bile bile üzer miyim? Yanına geleyim mi? İster misin ha? Gelme. Eğer Kerem eniştemi seviyorsan onun yanına git. Eğer onu da sevmiyorsan benim yanıma da gelme. Gelme. Halacığım bir tanem ben... bak ben Kerem enişteni, Kerem abini çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Onun yanına gideceğim, tamam mı? Hiç merak etme. Hem Kerem enişten de gelecek. Boşuna üzüyorsun kendini. Çabuk ol o zaman. Babam siz evlenmiyorsunuz diye arkanızdan koşanları dövmemek için kendi hapise attırdı. Nasıl? Bak halacığım, bak sakın korkma, tamam mı? Ben her şeyi halledeceğim. Şimdi ilk iş Kerem eniştenin yanına gidiyorum, tamam mı? Bak sakın korkma. Ayrıca hepimiz seni çok seviyoruz. Of. Ne olmuş ya Buse'ye? Resmen kızla bizim aramızda kala kala psikolojisi bozuldu. Yeter artık ya, ben gidip Kerem'le konuşacağım. Konuş. Ulan hepsi güzel be. Kerem. Hop. Ne oldu? Çabuk geldiler, buradalar. Kimler geldi? Ne oldu? Ya Amerikalılar işte, genel merkezden gelmişler. Acil toplantı istiyorlar. Aa, niye böyle apar topar gelmişler? Neden haber vermemişler? Toplantıya bir gidelim de sen bizzat sorarsın nedenini. Yani hiç gözüm tutmadı hallerini. Tamam canım, geldilerse geldiler. Toplantı istiyorlarsa toplanırız. Ne bu lüzumsuz panik? Yani yok yani, ben öyle onları panik görünce endişelendim. Yani yoksa ne olacak? Yaparız bir toplantı. Tamam sen git hazırlan, ben de geleceğim şimdi. O zaman ben gidiyorum, onları toplantı salonuna alıyorum. Sen de hemen ama bak hemen. Tamam halledeceğim. Kerem. Kerem. Bak beni dinle. Sana çok acil, çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne oldu, iyi misin? Hayır, iyi değilim. Ne oldu, midem mi bulanıyor? Neyin var, gergin misin? Anlatsana. Evet, hepsi. Hepsini yaşıyorum. Her şeyi yaşıyorum ama bu düşündüğün sebepten dolayı değil. Hatta tam tersi bir durumdan Kerem. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Çok Efendim, Ceyda söyledi zaten. Geliyorum hemen. Ayşe gerçekten özür dilerim. Bunu sonra konuşalım mı? Amerika'dan şirket temsilcileri gelmiş. Bir anda acil toplantı istiyorlar ve bu acil toplantıların sonu hayır alemet olmuyor. Kerem ne oldu? Niye? Bir sorun mu var? Birkaç tahminim var ama neyse halledeceğiz bakalım. Senden bir ricam olacak. Sen de benimle gelir misin? Gelirim. Tabii ki gelirim. Peki her ne diyecek olursam olayım, beni onaylar mısın? Destek olur musun bana? Niye itiraz edeyim ki zaten? İşle ilgili değil mi sonuçta? Evet, evet. Ama heyecanlama bak. Neyse, belki de bir şey yoktur. Ben abartıyorumdur. Bu tarz durumlarda işte insanın aklına gelen başına da neyse. Ne yapalım? Öyle bir şey olursa başa gelen çekilir diyeceğiz. Kerem, hiçbir şey merak etme. Ben sana nasıl destek olmam gerekiyorsa öyle olacağım, tamam mı? Teşekkür ederim. Sözün kısası, son dönemde çıkan haberlerin marka değerine zarar verdiğini düşünüyoruz. Mesela şu haberlerde görüldüğü gibi iki gün boyunca trend topik olmuşsunuz. Ceyda Hanım'la evleneceğiniz haberleri müşterileriniz ve takipçileriniz arasında neredeyse infiale yol açmış. Ayşe Hanım'la boşanmanız da bir o denli olay. Müşteri profiliniz sizi birlikte görmekten memnun olanlar. Bir de... bir de üstüne bu haber çıkınca... yani Bay Janet'ına tüm bu olanları anlatmak için İngilizce konuşmak yetmedi. Öyle karmaşık özel yaşamınız. Ben her şeyin farkındayım. Ne diyeyim, mahcubum size karşı. Kerem'ciğim sen dik tut başını, eğme. Olur böyle şeyler.
Devam edebilir miyim? Lütfen, lütfen devam edin. Müşterilere bir aile şirketi olduğumuzu vaat ettik. Ancak son yaşananlar vaat ettiğimizin tam tersini işaret ediyor. Biz de böyle olsun istemezdik ama şirket politikası olarak itibarımızı korumaya önem veriyoruz. Bundan sonrası için peki bir... Bundan sonrası olmayacak. Buraya ortaklığımızı bitirmeye karar verdiğimizi bildirmek için geldik. Emin misiniz? Yani böyle olunca da şimdi bizim... Biz zaten bir planlama yapmıştık. Buna göre ben burada kalıyorum. Kerem de... Pazarlık etmeye değil. Buraya kararlarımızı yüz yüze konuşmak için geldik Ceyda Hanım. Benim son bir söz hakkım olacaksa size bir teklifte bulunmak istiyorum. Öncelikle... Ben sizi nereden? Ana bildim! Bildim, siz şey değil misiniz ya? Amerikalı ortaklar bize geldi bunlar ya. Allah! Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya niye haber vermiyorsunuz ya? Vay abi, ne yapıyorsun ya? Vay vay vay. Amma yiyor artık oturuşla. Gel abim öpeyim. Siz de böyle öpüyoruz ama sonra sonra sonra. Durun. Aha. Buyurun. Ben de yok. Abi hastalık var, ne olur ne olmaz. Ha? Şimdi siz dışarıdan geldiniz. Sağ ol Erkut. Evet, sizi dinliyorum. Evet, bildiğiniz üzere Ayşe hamile. Ve biz de Ayşe ile yeniden evleneceğiz. Ne? Harbi mi? Allah'ım be, habere bak be! Tamam, tamam, durdum. Bu haberler üzerine ben burada kalmaya karar verdim. Ceyda da Avrupa'ya gidecek, yurt dışı temsilcimiz olacak. Değil mi sevgilim? Kerem, pardon. Bize bir 5 dakika müsaade edebilir misiniz? Kerem'le acil konuşmamız gereken bir şey vardı. Bir türlü konuşamadık ve artık konuşmamız gerekiyor Kerem. Tabii tabii, buyurun. Of, ne oldu yine? Bir kere de evet desen, şaşırtsan beni, söylediğime tamam desen. Kerem, ben seni anlıyorum ama sen... bana evlenme teklifi etmeden önce bilmen gereken çok önemli bir şey var. Neymiş, söyle hemen. Yani... şimdi nasıl desem... evet, bir şeyler oldu, karıştı falan ama bu sefer benim suçum değil. Yani benim de payım var ama işin çıkma sebebi ben değilim diyelim. Ne diyorsun Ayşe? Hiçbir şey anlamadım. Bak insanlar bizi bekliyor. Hadi ne söyleyeceksen çabuk söyle. Kerem, ben hamile değilim. Oh! Söyledim sonunda. Kerem, ben hamile değilim. Yani Ceyda'nın doktoru o gün öyle dedi ama... adam ortamdaki gerginliği görmüş, abimleri görmüş. O yüzden beni korumak için öyle söylemiş, yalan söylemiş. Kerem, ben de bunu sana anlatmaya çalıştım birkaç defa ama sürekli bir şeyler engel oldu. Kerem, bir de öyle sahiplendi ki herkes bebeği, sen dahil. Ailelerimiz barıştı. Rıza abim bile normal bir insan oldu yani neredeyse. Kerem, ama her şeyden önemlisi... senin aramız düzeldi tekrardan. Yani bu yalan sayesinde. Ama ben söylemeye çalıştım sana Kerem. Birkaç kere söylemeye çalıştım. Kestin beni, habire söylememe izin vermedin ki. Ben engel oldum. Suç benim yani. Yani hayır, senin suçun değil tabii ki ama... kaynadı gitti, söyleyemedim diyorsun yani. Ha. Evet.
Seni hep seviyordum. Şimdi o güzel parmağını uzat bana. Bizimkilere, Muhsin babaya, anneme, abime. Baştan her şeyi anlatacağız, itiraf edeceğiz. Ne yapalım? Her şey boşa dönmez değil mi? Aman şimdi onların düşündüğünü boş ver. Başımıza ne geldiyse bu yüzden gelmedim. Bu bizim hayatımız, bizim kararımız. Ne yapacağımıza, neyi seçeceğimize biz karar verelim. Hatta sen karar ver. Biz evleniyoruz, İstanbul'da kalıyoruz ve Kerem de modamının başında kalmaya devam ediyor. Bir saniye, bir saniye. Sizden beklentimiz tüm enerjinizi modamıya vermeniz. Siz hiç merak etmeyin, o iş bende. Ama imzalar atılmıştı. Yani Kerem gidecekti Avrupa'ya. O zaman şimdi kim gidecek Avrupa bürosu için? Ya Ceyda'cığım yani kimin gideceği belli. Sen gidiyorsun, hayırlı olsun. Olur mu canım öyle pat diye? Avrupa'da çok başarılı olacağınızı düşünüyoruz. Yani tabii ki olurum, tabii ki olurum ama... Ceyda bizim en güvenilir çalışanımız. Ve Avrupa'yı da çok iyi biliyor, ailesi de çok seviyor zaten. Şimdiden yolun açık olsun. Sizin gibi kabiliyetli, hırslı, yetenekli bir yönetici Avrupa'daki büromuzda hazekan olacak. Oranın enerjisini çok yükselteceksiniz. Yükseltmez mi hiç? Yükseltir de bir. Şeker, tansiyon, ne varsa yükseltir. Alo? Itır? Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ya biliyorum uzun zaman oldu ama ben sana bir haber vermek için aradım. Hani... Nerede bunlar ya? Asker gibi oturttular bizi buraya. Ne söyleyeceklermiş? Vallahi çok önemli bir şey söyleyeceğiz dediler ama
Evlenecekler ya, onu söyleyecekler işte. Yok yok, sanki bir tek o değil yani. Başka bir şey daha söyleyecekler gibi geldi bana. Yok canım, başka ne söyleyecekler? Ay ay, korkma kız ben, korkma valla. O dediğini o aramızdaki şey söylemeyecekler. Bana bak, içmek ister misin bunu? Ay gelir al. Yok canım, ne isteyeceğim? Çek şunu. Bir dakika ya, neyi söylemeyecekler? Her şeyi söyleyeceğiz. Gizli saklı hiçbir şey kalmayacak artık. Sevgili ailelerimiz, ben hamile değilim. Ne? Tamam ya, sakin bir dinleyelim. Ayşe sen ne diyorsun ya? Ne demek hamile değilim ya? Ne oldu kızım, ne oldu? Bir şey mi oldu? Yeğenim mi düştü? Yok abi, öyle bir şey olmadı. Çünkü Ayşe hiçbir zaman hamile kalmadı. Aa, yani siz bize yalan mı söylediniz? Ayşe niye böyle bir şey yaptınız kızım? Biz yalanla başlayan bir aşkı yalanla devam ettirdik. Kız ben... Ay ay, ben sadece mi söylerdi ya? Al söyledi işte. Söyledi, ver ver. Al 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 al. Afiyet olsun kız, senin olsun al. Canım ne yapıyorsun sen ya? Ne oluyor burada ya? Ne yalanı kızım? Bir dakika, siz benden çok kötü bir şey sakladınız. E benden de. Bizden de. Abi, Muhsin baba. Hani atölyede o gece vardı ya. Hı. Kerem'le bizi ilk gördüğünüz gece. Abi ben senden korktum, o gece yalan söyledim. Biz Kerem'le birbirimizi seviyoruz. Birlikte olduk dedim. Hepsi yalandı. Şeytan işte şeytan. Ben size yapar demiştim, yapmış. Ama ben de şirketi tek başıma yönetmek istiyordum. O yüzden bu yalana ben de ortak oldum. Ve anlaşmada evlilik yaptık. Aa, skandal. Samet, o benim lafım. Sultanım, sen olur olmadık her yerde kullanıyorsun. Ben şimdi tam zamanında söyledim yani. Evet, bu bir skandal ama o skandal güzel bir aşka dönüştü. Ben de iyi ki diyorum, o gece Ayşe bu yalanı söylemiş. Ve ben de iyi ki bu yalana ortak olmuşum. Aman, marifet yapmışım. Biz hepinizden çok özür dileriz. Yani keşke bir yalanla başlamasaydı bu masal. Masalmış. Bizim aşkımız öyle testlerden, öyle sınavlardan geçti ki... bu saatten sonra bizi hiç kimse ayıramaz. Evet. Son söz olarak, kızsanız da karşı çıksanız da... bu masal böyle bitecek. Artık ya yanımızda olursunuz ya da bizi unutursunuz. Sen ne okuyorsun öyle yılanlı falan? Evlilik üzerine bir kitap okuyorum. Güldün mü sen? Aa yok artık. Beni görmeden bile ne yaptığımı hissedebiliyor musun? Bu kaçıncı seviye kızım? Bizimkisi şu seviye artık. Yani sen eğer beni aldatırsan o senin gözlerini oyarım seviyesi. Evdeki yılan olma ha. Okuma şöyle. Hatta bir daha öpüşün de demeliydim. Kesinlikle. Kağıt hala vereyim mi abi? Yok, biz o romantizmi denedik, olmadı. Ablam bir ucundan, ben bu ucundan yemeye başladık ama ağzımız yüzümüz şeker oldu, istemez sağ ol. Pek de romantik değil. Pamuk şeker yapan arkadaş da sen git, yarım saat sonra ben gelirim diyordu. Söyleyeyim de daha gelmesin o zaman. Söyle, o da gelmesin.
Kolay gelsin. Ayşe! Ayşe! Lan ne oluyor lan buraya geldiğimden beri Ayşe Ayşe diye bağırasım geliyor ya. Evleniyor diye herhalde. Allah evleniyor be abi ya. Bak bir şey diyeyim mi? Artık sıra bende yeter ha. Ben onun abisiyim ya. Ben bu gece her türlü Feza'ya evlenme teklif ederim. İsterlerse bana Sabri desinler, isterlerse Mahmut desinler. Bana ne be? Oğlum iyi de kızın niyeti var mı bakalım? Ya anneciğim. Kız dinlen hazır ya. Deliriyor ya bana. Sen bir oğlunun şekline bak bir be. Oo kurban olurum. Gel bakayım. Ne ya o? Bir kere beni şöyle öpmedin be. Kıskandı. Ben öperim. Şu gerçek değil mi şimdi Nazmiye bu düğün? Evet. Bu şimdi gerçekten oluyor değil mi? Vallahi bak. Ya evet evleniyor ya işte gerçek bunların hepsi. Ne bileyim kızım yine son dakika bir sürpriz çıkacak. Bir yerden bir şey çıkacak diye ödüm kopuyor be. Yok bu sefer yok. Baba korkma hiçbir şey olmayacak. Haş benim prenses kızım. Gel bakayım buraya. Bu ne güzellik ya. Bu ne güzellik ya. Gelmişler işte. Aman efendim aman aman aman. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın beklettik sizi de. İçeride bir ayağım burkuldu benim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Hülyam kız. Vallahi şişti ötürü doğru oldun. Ya yakın olacak inşallah. Eli kulağında. Bizimkiler hazırlanıyor mu? Hazırlanıyorlar. Sırık'la nikah memurunu almaya gitti. Yoldadırlar. Birazdan burada olurlar. Bu sefer inşallah artık kazasız belasız olacak. Tabii olacak. Geçin siz şöyle hadi. Gel. Evet. Belediye başkanımızın vermiş olduğu yetkiye dayanarak... Durun! Durun! Bu nikah kıyılamaz. Oğlum. Baba Sabri. Görüyorum Sabri'yi al. Allah Allah. Ulan bak o kadar kapıya güvenlik koydum. Her yere güvenlik koydum. Yine de bir yolunu bulmuş gelmiş helal olsun. Artık takdir etmeye başladım seni. Ulan billah. Oğlum billah denize mi dökeyim lan seni? Ne işin var lan senin burada? Düşeceğim ya. Dermişim diyorum ya. Ne? Ya bu nikah kıyılamaz dermişim. Anladın mı? Ben vazgeçtim abi Ayşe'den. Vallahi böyle bir anmış bir şey geldi. Bir aydınlanma geldi. Vallahi bıraktım. Vallahi mı? Ulan duyar herif. Madem bıraktın niye düğünü basıyorsun lan? Gidip evine otursana. Abi aşk olsun ama ha. Vallahi bir üzüldüm yani. Siz beni niye çağırmadınız ki? Kamersiz düğün mü olur ya Ayşe? Beni... Kerem o kadar hukukumuz var ya. Gelsin hadi geç sen de geç. İyi hadi gel. Yalnız bir dakika dur. Çıtını çıkartmayacaksın. Tamam vallahi. Oğlum ne yapayım? Hayır dur saçımı bozacaksın. Tamam. Memur bey biz evet, devam edelim. Ayşe. Sabri. Yok o anlamda değil. Yürü. Artık şu nikahı kıyabilir miyiz? Evet devam edelim. Tabii. Devam edebilirsiniz efendim buyurun. Sayın Ayşe Özkayalı, Kerem Yiğiter'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Kerem Yiğiter, Ayşe Özkayalı'yı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de belediye başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Ayağına bas. Ya bastım. Ya bir çekin. Ay bak böyle Muhsin. Tamam ben kabul ettim artık yani. Duygulandım ondan böyle. Ay canımsın sen. Canımsın sen. Ah babam. Bu işi de hallettik. Buyurun. Hayırlı olsun. Öpmüştüler. Oğlum
Vay Muhsin. Vallahi sanki böyle hala rüyada gibiyim yani, biri beni uyandırsın. Rüyada değilsin hayatım. Gerçekleri yaşıyoruz, gerçek. Senin çok istediğin Avrupa turu vardı ya, o senin istediğin ülkeler. Seninle beraber 5 aylığına çıkıyoruz. İkimiz baş başa. Ay inanmıyorum ya, Muhsin. İnan bana, inan. İşte bu gerçek. Onay olsun, onay olsun. Olsun, Muhsin. Onay olsun. Canım benim. Buraya gelirken nikah memuruyla konuştum. Önümüzdeki ayın 14'ü müsaitmiş. Acaba diyorum ki... Biz de diyorsun. Artık diyorum, evet. Evlensek mi diyorsun? Evlenelim aşkım. Evlenelim, benim çok güzel planlarım var sende. Ha? Ha? Allah Allah. Biliyor musun? Sana da gelinlik çok yakışır. Hatta bence burada var ya, en çok sana yakışır ha. Biliyorum da. Konuşmanın sonu nereye gidiyor? Nereye gidiyormuş? Ben de onu soruyorum işte. Yani gaza gelip de evlenme teklif etme de. Ha. Ya yok canım. Olur mu öyle şey? Öyle şey düşünecek adam mıyım ben ya? Daha yeni sevgiliyiz ya. Bir zaman geçsin, bir şey yapalım ya. Erkut. Hı. Şaka yapıyorum. Evlensen ya benimle. Ne? Şaka mı bu, ciddi mi bu? Ciddiyim. Ulan ne demek o? Tabii evlenirim lan. Evlenmez miyim ya? 50 kere evlenirim. Var ya bak, istersen boşanır bir daha evlenirim seninle ben. Deli misin sen? Bir de ben sorayım mı kız? Sor. Benimle evlenir misin? Evet. Allah Allah, Allah çık. Söyleyeyim millete. Hayır, hayır söyleme ya. Şu an onların büyülü gecesi. Bozmayalım. Şunu çıkarayım mı? Sana güzel görünsün diye taktım zaten. Ay zahmet etme sevmişsin. Allah'ım. Ya bu Atilla Buse'yi uyutabilecek mi ki? Biz verdik onu ama. Ya ne bileyim, şirkette de bir şeyden anlıyormuş gibi görünmüyor. Oradan oraya falan gidiyor da belki bundan anlıyordur. Niye kızımızı emanet ediyoruz ya? Ya şurada işte ne var yani, Allah Allah. Feyi tamam. Ayşe de evlendi. Rahatlamışsındır sonunda. Sorma be Nazmiye. Yemin ediyorum var ya, daha kalktı üstümden daha. Artık bir de Buse evlensin. O büyüyene kadar da daha kimseyi dövmem ha. Acaba diyorum, akşam ben de mi gelinliğimi giysem ilk gündeki gibi? Ben ne giyeyim kız? Ben sana bir yerden damatlık çözerim. Vallahi mi lan, biliyorsun? Olur mu ya? Ya Melahat anne, ben diyorum ki şu Demet var ya, Demet'e mi yürüsem acaba? Ya da şey mi, İskoçya'da bu evlenmek üzereyken bıraktığım bir kız var ya benim, onu da ayıp ettik yalandan. Ona mı gitsem acaba, ne yapsam ya? Ya Sabri, ben Ayşe'yi senden kurtarayım diye mahalledeki bütün kızlara baktım da hiçbiri istemedi, biliyor musun? Sen en iyisi İskoçya'ya git, oradaki kızı al. Tamam, onlar beni bilmiyor ya, orada şansım daha yüksek. Öyle yapsam, İskoçya'ya git. İyi, öyle yapayım ben de, tamam. Ay Sabri. Herkes çok mutlu. En mutlu biziz ama, değil mi? Hayatımın sonuna kadar o yakışıklı gözlerine bakmak istiyorum. Ormanda yeşil. Denizde mavi. İşte o gözler bir ömür boyunca sadece sana baksın. Ayşe Yiğiter. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Suyum geldi. He? Suyum geldi. Su. Demet, Demet, gün yanıma su canım. Hadi. Demet, hadi. Su istemiyorum. Suyum geldi. Doğru. Ne oluyorsun baba? Doğdun mu? Doğacak. Doğruya gideriz. Büyük baba oluyorum ya. Evladım, büyük baba oluyorum ben. Büyük baba oluyorum. Nereye kadar bu pembe rüyalar, anlasana artık ayrı dünyalar. Kalbin kırık olanlara aşktan öte köy yok, anlat sen.
ortasında. Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan.